İyi akşamlar sevgili seyirciler. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. CNN Türk ekranlarında gündem özelle karşınızdayız. Ben Deniz Bayramoğlu. Yine her zaman olduğu gibi Profesör Doktor İlber Ortaylı ile birlikteyiz. İlber Hocamız artık programın ev sahiplerinden biri. O yüzden bugün İlber Hoca ile birlikte bir başka konuğumuzu ağırlıyoruz. Çok kıymetli bir isim. Profesör Doktor Çağrı Erhan, Altınbaş Üniversitesi Rektörü, Uluslararası Siyaset Uzmanı. E hocam hoş geldiniz. Ve hocam siz de hoş geldiniz. Hoş. çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Ayağınıza sağlık. Şimdi bugün konuşacağımız konu 2. Dünya Savaşı olacak. Aslında 2. Dünya Savaşı'nı konuşuyorken Türkiye'nin ee, kolektif hafızasında gerçekten çok ciddi biçimde yer, at, yer etmiş bir meseleden bahsediyoruz. Türkiye siyasetinin hatta bugünlerde dahi e, kullandığı argümanların bir kısmı, önemli bir kısmı İkinci Dünya Savaşı öncesine ve sırasına dayanıyor aslına bakarsanız. Nelerden bahsediyoruz? Kısaca hemen hatırlatalım. İşte e, ekmek karneyle veriliyordu, kuyruklar vardı. Savaşa girmedik ama savaşa girmiş gibi, e, Efendim söyleyeyim onun ağırlığını hissettik. Hatta çok daha ileri giden e, bu konuyla ilgili e, nasıl diyelim e, kamuoyunda yer alan, toplumsal hafızada yer alan bazı sözler var. Örneğin e, İsmet Paşa ile merhum İsmet İnönü ile ilgili olarak bizi savaşa sokmadı e, Türk'ün erkekliğini öldürdü diyenler var. Ama hmm. öte tarafta aç kaldık ama hiç olmazsa o yıkıntının içerisine girmedik ya da aç kalmadık karneyle aldık ama aç kalmadık ve o yıkıntının içerisine girmedik deniliyor. Yani Tarihte aslında sabit olan gördüğümüz izlediğimiz bir konuyla ilgili Türkiye'nin toplumsal hafızasında çok çok farklı noktalar söz konusu. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafına baktığında baktığımızda ise Balkanların ve hani bu yani son 15-20 yıl içerisinde gelişen e, sınır değişikliklerini bir tarafa bırakırsak aslında modern dünyanın kurulduğu dönemden bahsetmemiz gerekiyor ülkeler devletler bazında. sonra onun bir adım ilerisinde modern dünyanın içinde yaşadığımız dünyanın kurumlarının ihdas edildiği, inşa edildiği ve e, belki de dünyanın uluslararası siyaset anlamında o güne kadar görmediği yepyeni bir paradigma ile karşılaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Tabi bu dönemin belli bir ömrü vardı. O ömür hala devam ediyor mu etmiyor mu onlar ba başka meseleler. Ama... Her açıdan savaşın öncesi, savaş sırası, sonrasındaki değişiklikler, örneğin işte İsrail'in ortaya çıkışı. Yani değil mi? Tek başına bile düşündüğümüzde ne kadar ciddi küresel bir meseleden bahsediyoruz. İsrail sorunu dediğimiz konuyla alakalı olarak. Bunları konuşacağız. Dediğim gibi Çağrı Hocamız da bu konuyla ilgili en iyi isimlerden bir tanesi İlber Hocamızla birlikte. Fakat şöyle gündemde birkaç gelişme var. Hocam sizden Çağrı Hocam bir iki dakika müsaade etsin. Biz böyle bir hasbihal yapıyoruz İlber Hocayla programın her zaman başında. Şimdi onunla bir başlayalım bu hafta içerisinde gazetelerde de okuduk AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ee, Sayın Binali Yıldırım'la bir kısa sohbetiniz oldu. Bazı önerilerde bulundunuz. Ee, Hı -hı. O önerileri duyar duymaz yahu daha seçilmeden, oturmadan bizi evimizden ettiniz dedi Sayın Binali Yıldırım. Neydi onu da söyleyeyim. Sizin hakikaten çok çok üstünde durduğunuz ve çok haklı olduğunuz bir mesele var. Tarihi Yarımada'nın durumu ve oradaki belediye evet, binası. Tek başına evet. o da değil. Yani daha yeni yapılmış olan Hadisteki o köprü, metro geçiş köprüsü. Evet, yani e... Tamamen lüzumsuz bir köprü ve lüzumsuz da bir hat. Bu söylendi, yani kaç seminerde söylendi. Süleymaniye Camii'nin dibinden metro hattı geçirmenin bir takım mahsurları vardır. Bunları bir takım mühendisler söylüyor. Ayrıca bir takım şehircilerin söylediği şey ki ben çok tasdik ediyorum. Orası yoğun bir bölge değil. Yani gündüz bile artık yoğunluğu çok geri ki. Diğer bölgelere göre gece adam akıldı. Dena. Böyle yere metro hat, metro istasyonu falan bir lükstür, fantazidir, lüzumsuzdur. Hadi hepsini geçelim <laughs> bir gereklilik i̇şte söz konusu. Onu yapıyor. Diyor. Hayır oradan o köprüyü geçiriyor. Sonra o köprüyü geçiren adam bir de kendini gösterecek. <laughs> İmar Sinan'la yarışıyor. O köprüye boynuzlar yapıyor falan böyle. Çirkin. Lüzumsuz bir şey yani bunlar bu şehirde şu intramuros denen yani bu bir latince şeydir ee, sur içi İstanbul veya bizim eski Osmanlı idari yapısında e, darü saadet der saadet denen sur içidir öbürü biladı selase eyüp. Galata, Üsküdar bunlar tabi bugünküne göre çok küçük kalan yerleşmeler ama üç, üç şehir, e üç, yani üç mevleviyet yani <laughs> yüksek rütbeli kadının yönettiği İstanbul kadısının rütbesi çok yüksektir ee, ilmiyede yani Anadolu Rumeli kazaskerlerinden hemen sonra gelir <laughs> ve önemli bir memuriyettir gerçekten çok önemli bir memuriyettir oraya insanların bugün çok göz gibi bakması gerekir. Artık şehir 15 milyonu falan aşmış. Bunun böyle olması istenmezdi ama 1946'dan beri, bak 50 de demiyorum, 46'dan beri sorumsuz ve iş bilmez şehir yönetimlerinin hatta hükümetlerin kontrol etmeleri gerekirken etmedikleri bir yapı. Çünkü Cumhuriyet'in en başında biz Anadolu'ya bir başkent yapmışız Ankara. Önce zaruret olarak, stratejik olarak geldik deniyor. Sonra seçimle kalındı diyor ve doğru bir seçim. Anadolu'nun durumu ortadayken bir takım sanayinin falan oraya toplatılması gerekirken her işte olduğu gibi kolaycılığa ve kısa elden karcılığa yönelerek İstanbul'u doldurduk bir takım tesislerle ve etrafını. Bugün bir faciadır bu. İşte Dil Ovası denen bir yerde insanlar zehirleniyor. Ee, bütün İzmit Körfezi'nin etrafı yaşanmaz hale gelmiş. Faunası ve florası faunası etmiş hatta bırak florayı Flora benim çocukluğumda beri orada zeytinliklerden geçerdim ve onlar iyi zeytinliklerdi. Yani iyi zeytin. Kaliteli evet. <laughs> yani var hala birkaç Tek böyle ki. kalan numune ama tabii şey. E, aşılanmamış, terk edilmiş zeytinler falan var. Efendime söyleyeyim bütün Trakya'ya taşıyor Hı -hı. şimdi bu. Hala daha devam ediyor bunun neticesinde büyüyen bir şehir var. Şimdi biz diyoruz ki artık 20'de bir mi? 20'de bir falan bile değil. Yani belki binli de ile ölçülmeye başlanacak o saha. Hiç i̇şte değilse şu Galata ve Suriçi İstanbul, işte Üsküdar'ın belirli bir noktası şöyle. Bu edepsizliğin, bu kör yapıcılığın dışında bırakılsın biraz fedakarlık da yapın yani tazminatını da ödeyin yıkın zaten binaların çoğu da kaçak yapılarla dolu yani belirli bir kattan sonra kaçaktır böyle ikide bir kanun çıkaracağına yok işte şudur budur falan diye hiç bu bölgeyi istisna tut ve oraları bir şekilde adam edin. Hiç bu yapılmıyor. Belediye binası niye yıkılsın? Belediye tam bir görgüsüzlüktür. O dönemin mimarları, devlet adamları zaten pek bir şey bilmiyor. Mimarları hiçbir şey bilemezdi onlar. Bugün de zaten çok iyi olduklarını zannetmiyorum ama Türkiye fakir bir ülkeydi. Yani mimari okuyan, hatta bu dalda ihtisas yapan, akademik rütbe alanların bile öyle gidip de Avrupa'ya gidip yaşayıp bakıp tetkik edip görüp falan hep söylerim Mimar Sinan daha çok dünya gezmiştir yani çünkü seferlere katıyor. Hayatı boyunca tabii bir Kahire'deki ekramların <laughs> yanında bir Baalbek'te bir bilmem nerede falan adam ve gözerek böyle karıştırarak bakıyor legolarla oynuyor falan. Onları böyle bir şey yoktu zavallı 1940'lar 50'ler mimarının çok açık bir şekilde onlar bir takım mimari mecmualarından devşirilmiş şeyler. Oraya onu yapalım demişler. Bu çok hoşuna gitmiş. Modern mozaiklarla kaplanıyor. Temizlenmesi kolay diyorlar abuk sabuk laflar. Ve çok küstah bir plandır. Çünkü bir kere sezin kalbindeki Mimar Sinan yapısı bir eseri. Bir tane daha Civar zaten Fatih Camii falan, yanı başında bir Ankaravi Medresesi, evet. onun tepindinde Heyula gibi. Kocaman. Ve insanlar tabii unuttular. Orada acemi olanları kışlası yıkıldı bu iş için. Yani yeniçeri Ocağı'na... işte talebe yetiştireceğiz dediğimiz devşirmelerin ilk geldikleri yer. İlk geldikleri yer. Orada değil ilk geldikleri yer Bursa Edirne falan köyleri orada Müslümanlık ve Hayır, dil okul öğreniyorlar açısından. okul açısından ilk geldikleri yer yani artık biraz daha böyle yetişkin Kültürü oldukları vakitte evet sanki. bir nevi as -subay okulu falan gibi o zaman o okul yıkıldı oradan onu yıktılar yani o kadar gözü dönmüştü bunların. Ve civarda konaklar vardı tabii. Orası kibar semtiydi İstanbul'un. İstanbul o konaklardaki insanların torun torunları belki oturuyor da Mütevazi adamlar, servetler eriyor. Ve İstanbul çok zengin bir yer değildi yani. Öyle bugünkü gibi falan da değildi. Bir sürü orta sınıf insan işte o gibi konaklarda bir odada iki odada otururlar ailecek mutfaklar şeyler müşterekte ama bu ne hani bunu şeyle benzetelim yani Avrupa'nın slamlarıyla ne şimdiki barhanelerle temiz pak falan komşunun bir son derece olduğu yerler. Şimdi vay biz sizudan çıkın burayı yıkacağız buraya saray yapın. Nereye gidecek bunlar? O zamanki İstanbul'da surun dışında birkaç gece kondu mahallesi var çamur içinde nereye gidecekler? Yani bulamıyorlar. Yer yok, pahalı. Mesela bir kadıncağız ağlayarak çıktı oradan. Benim tanıdığım iki çocuklu bir aile. Bir çocukluydu peki yani. İşte eşi bir iş yapıyor, bir usta, bir saatçinin yanında. Kadın ağlayarak gitti ve müteverrimmiş. Öldü bir müddet sonra taşlı tarlada. Bugünkü Gazi Osman Paşa'nın olduğu yer. Ve o zaman hatırlıyorum bir aile büyüğümüz dedi ki bu adamların ayağı yere değmez dedi. Bu bir ilençti yani bir kötü teşhisti. Hiç, e, böyle çok ah alan bir yer. Kimse orada oturmasın. Yani ben olsam öyle bir yerde oturmam. Bana e, da onun için şey yapmasın, kimse sistem etmesin. E, biraz bazı şeyleri gördüm zannediyorum. Hem yaşım hem merakım icabı. E, küstahlıktır o binayı oraya yapan mimarın hiçbir şekilde uygarlık ölçüleriyle alakası yoktur. Yani e, bina eserdeki bir binalarla bir uyumu yok. E, altı zaten Yunan Roma şeyleri kazıdığın zaman çıkıyor çünkü burada Konstantinia yani ve orada Konstantin surları içinde bir bölge. Sen ne yapıyorsun o binaya? İçine girdiğin zaman ev tipi, hapishane gibi abuk subuk bir takım koridorlar, e, hücre gibi odalar. Orada nasıl çalışır insanlar? Ruhu kararır adamın. İstanbul'un belediye binası öyle tatsız bir yer mi olacak? Gidin başka yere oturun yani. Git. Hatta vali bey de artık baba valiyi terk etsin. Gitsin başka bir yerde vilayet konağında otursun. Daha evvel valilerimizden biri Ayas Bey gitti bizim arşive verilecek defterdarla polisi yerleştirdi. İstanbul polisine yeter mi orası? Bir müddet sonra çıktılar tabii adamlar. Bizim binada ne oldu bilmiyorum ama arşiv olmadı. Arşivi de kağıthaneye taşıdılar lazımmış gibi. Kağıthaneye başka arşiv taşıyın. Osmanlı arşivi gitmez. Bunların hiç böyle merakları yoktur. bu Ama sırf bu hükümet falan değil. Bu bir anlayış, bir anlayış. Türk bürokrasisi böyle her şeyi bilir. Nereden biliyorsa kanaat getirmiş. Hiçbir şekilde insanlara sormazlar. Uzmanlara sormazlar. Bilenlere, çalışanlara sormazlar. Çatladı o. şey Mühendislik bakımından da sıfır olduğu anlaşılıyor. 17 Ağustos depreminde çatladı o bina biliyorsunuz. Ve bunu tekrardan hiçbir bir şeyle, ihaleyle falan dünya tamir ettiler, restore ettiler ve çok büyük ilim adamlarımızdan oluşan kurul da bunu tescil etti. Milli mimari eserimiz, buna Allah'ım yarabbi ne denir, bu evet işte hocam. bir şeydir yani gösteriyor durumu. Peki. Bunun derhal yıkılması lazım bazı başka binalarla birlikte. Çünkü biz hava alamıyoruz. Aa, orası çok. Nefes alamıyoruz. Biz bunalıyoruz bu şehirde. Ara sıra gidip gezeceğimiz, rahat bakacağımız, kafamızı dinleyeceğimiz her eski modern şehirde olan bir merkez vardır. Bunun gibi bir yere ihtiyacımız var. Paris'te 9 milyon ama kafanı dinleyeceğin, gezebileceğin merkez semtler var. İlla ormana gitmez insan. Berlin böyledir. Efendime Frankfurt bilen böyledir. Bir koca bölgesi. Güya dünya bankacılık merkezi hı hı. falan. Finansiyon. Her yer böyledir. Evet. Yani Moskova'da vardır bu. Bunlar önemlidir. Biz de İstanbul'da bunun böyle olmasını istiyoruz. Bu dikkate alınacak bir şey. İsteğimizin masum olduğu kanaatindeyim yaşadığımız şehirde hava almak istiyoruz. Yani bıktık hakikaten bu görgüsüz mimari ve şeyden. Bundan da daha hakikaten masum, daha insani, evet. daha temel bir ihtiyaç ve talep de olamaz. Şimdi tamam. İkinci Dünya Savaşı meselesine bir gelelim. Ben önce müsaadenizle şimdi Çağrı Hocam'a döneceğim. Hocam e, Biraz tabii önce şeyden yani ben girişte söylemeye başladım. Olmuş bitmiş bir savaştan ve bir süreçten aslında bahsediyoruz ama öyle bir süreç ki bugünü de çok büyük oranda belirleyen bir süreç diye tanımladım ben. Ee, siz ne dersiniz? Yani benim yaptığım tanımlamada eksik, fazla, yanlış neler var? Siz nasıl bakıyorsunuz? İkinci Dünya Savaşı insanlık tarihinde 20. yüzyıl açısından neden önemliydi? Neden hala tartışmaya devam ediyoruz? Pek çok tarihçi artık diyor ki yani Cihan Harbi dediğimiz... Büyük Savaş iki perdeden oluşuyor. Yani birincisi birinci harp hmm. yani büyük harp, ikincisi de ikinci Dünya Savaşı. Ee, sebep çünkü esasen ikinci harbin en büyük sebebi nedir diye sorduğunuz zaman birincisi sonunda imzalanmış olan antlaşmalar deniliyor. Bilhassa Versay Antlaşması. Ve baktığınızda taraflar kim aşağı yukarı aynı taraflar söz konusu. Birinci savaştan sonra ortaya çıkmış yeni ülkeler var ve onların içerisinde bir bölümü statükoyu muhafaza etmekten yana fakat bu ülkeler kurulurken işte daha evvel Almanya'dan bir takım topraklar alınarak kurulduğu için ve bunların içerisinde de e, mevzul miktarda Alman azınlık kaldığı için Almanya'da ciddi bir e, intikam alma hissi ya da bunları tekrar geriye kazanma hissi var ve savaş esnasında ya da kendisini hak ettiği kadar e, hak ettiği ölçüde bir e, kazanım sağlanmadığını düşünen İtalya'nın tutumu var. Baktığınızda sanki o iki savaş arası dönem, ikinci savaş için hazırlıklarla dolu. İşte tabii bazılarının pembe rüyalar gördüğü milletler cemiyeti diye bir şey kurdular. Bundan sonra bir daha savaş olmayacak. Biz e, sıkıntılarımızı, ihtilaflarımızı müzakere yoluyla halledeceğiz gibi ama esas itibariyle pek çoğunun da fırsatlardan istifade ederek bilhassa 29 ekonomik bunalımı bu faşistlerin ve işte Nazi Partisi'nin Almanya'da yükselişine ciddi bir katkı sağlamıştır. Böyle bir dönem. Savaş sonrasına baktığımızda yani ikisini beraber değerlendirip 19-45 gibi bir dönemi beraber değerlendirip tabii yepyeni bir dünyayla karşı karşıyayız. Evvelce var olmayan, var olsa bile o ölçüde dünya satında söz sahibi olmayan iki ülkenin dünyayı yeniden şekillendirmeye başladığını ama özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin gördüğümüz bir dönem bu. Yani bugün hala var olan, şu veya bu şekilde ismen de var olan ama 20 sene evvelki kuvvetiyle ve kudretiyle mukayese ettiğinizde o kadar da önemli olmayan bir takım müesseseler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha savaş bitmeden belki de ABD'nin attığı adımlarla şekillenmeye başlamış. Daha sonra Sovyetler Birliği de bu işin içerisine girmiş. Ve savaş bittikten sonra da aşağı yukarı Berlin duvarı yıkılana kadar 89 ya da Sovyetler Birliği kendini feshedene kadar işte Soğuk Savaş dediğimiz yeni bir dönemin de nüveleri yine o 45-46-47 yıllarında yavaş yavaş e, ortaya çıkmış. Nedir o sistem? Vireşmetler e, düzeni denilen sistem ya da bazıların Bretton Woods dediği sistem. Bu her ikisi de savaştan... Savaşın son yılında Normandiya çıkartması yapıldıktan sonra işte 1944 yazında Bretton Woods denilen bir toplantıda evvela IMF ve Dünya Bankasının yani savaş sonrası dünya ekonomisini şekillendiren kurumların oluşması, Dumbarton Oaks denilen yerde yapılan toplantıyla da Bleşmetler düzeninin ortaya çıkması, dünyanın bugüne kadar devam eden iktisadi ve siyasi yapısının şekillendirmesini sağladı. Ha dedim ama yani 20 sene evvel bu müesseseler biraz daha kuvvetliydi. İki kutuplu dünya düzeni ortadan kalkmasından sonra o tek kutuplu dünya düzeni içerisinde bizzat bu müesseseleri kurmuş olan devletin, ABD'nin, Birleşmiş Milletler düzeninin yapısına ilişkin tutumu sebebiyle bugün biraz daha farklı bir dünyada yaşıyoruz. Neoliberal demokrasinin yani neoliberal ve demokrasi kelimelerini de Bretton Woods e, ve e, Birleşmiş Milletler vurgusuyla birlikte yapıyorum. Yani neoliberal demokrasinin e, çağı başladı desek. E başladı ama işte Batı dünyasında başladı. Ha, yani de, Sovyetler de. Birliği de hem Birleşmiş Milletler'in bir parçası, kurucu devlet, güvenlik konseyi üyesi, daimi üyesi herhalde onun için yani Sovyet coğrafyası için veyahut işte kurulduğu tarihte temsil edilmiyor orada ama bir ara girecek 72'de Çin için herhalde neoliberal demokrasi <gülüyor> falan <gülüyor> demek mümkün değil ama Batı dünyası açısından ve birbirine aslında eklemlenen bir takım süreçlerden bahsetmek mümkün. Mesela ABD Birleşmetleri kurarken bu sizin bahsettiğiniz çerçevede bunu oluştururken bir ittifaklar sistemi oluştururken de gerek Avrupa için gerek dünyanın başka yerleri için bu neoliberal ya da liberal diyelim, liberal demokrasinin bir takım hususlarını da işin içerisine sokuyor. Mesela NATO. Şimdi bakıldığında NATO zannedilir ki bir askeri ittifak esas itibariyle olabilir. Yani bir savunma ittifakı, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın e, toplu, kolektif, meşru müdafaya ilişkin 51. maddesine istinaden kurulmuş. Halbuki Kuzey Atlantik Antlaşması'na baktığınızda görüyorsunuz ki bu diyor demokrasilerin bir birlikteliğidir özgürlüklerden yana olan devletlerin bir birlikteliğidir. Daha da enteresanı işte liberal ekonomileri benimsemiş olan ülkelerin bir birlikteliğidir. Yani bir yandan dünya satında birleşmeler üzerinden e, devletlerin eşitliği ilkesi prensibine dayanan bir sistem kurmaya çalışırken bir yandan da bu liberal değerleri ya da kendi yorumladığı şekilde e, liberal ekonomik ve siyasi değerleri kendi müttefiklerine de taşımaya çalıştı ABD. Ha bunu samimi miydi bu işte? E baktığınızda geriye dönüp bakmakta birçok bazen yanıltıcı olabiliyor. Yani bugünün değerleriyle evet Tabii de retrospektif geçin. yapmak e, retrospektif retrospektif. doğru değil her zaman. Değil ama yani o dönemde de eleştirildiği için rahatlıkla söyleyebiliriz. Portekiz üye miydi başında? NATO'ya. Tabii. Portekiz NATO'ya üye başında. Hey, ama o zaman neydi? Tek İspanya'yı aldılar. Şimdi biliyorsunuz Frank. İspanya'yı, İspanya'yı almadı... Kiraladı üstleri. O şekilde bağladı. O anlaşılıyor. Hukuka uygun. Yani niye almıyor? Şeye de davet etmedi İspanya'yı. Marshall planına da davet etmedi. Etmedi ama Çünkü Portekiz Franco... nasıl iyi oluyor o zaman? Orada da Salazar var. Daha bile beteri Franco <laughs> İşte Mesela <Yani. gülüyor> bu çifte standart mıdır? Öyledir. Şimdi orada Franco biliyorsunuz savaş dışı kalmakla beraber... İs savaşta İspanya İs savaşında Nazi'lerin kendisine verdiği desteğin bir nevi diyetini ödeyerek aslında gönüllü birlikler göndermek suretiyle hatta ciddi miktarda maden sevkiyatıyla filan destekledi. Nazi'ler. Orada bir ayrım yapabiliriz ama Portekiz böyle bir şeye girişmedi. Portekiz yapmadı. Yapmadığı için de onlar davet edildi. Atlantik İttifakı. İkisinin iltifakını. de yalnız bir müşterek tarafı daha var. Onu çok dikkate almıyoruz. Dünya Avrupa'nın bir sürü yerinde Yahudiler kovalanırken işte kamplara gönderilirken falan çok kişi ilgisiz kalırken belki başka amaçlar önde İspanya ve Portekiz Yahudi mülteciler aldılar sürekli. Ve orada bir antisemit yasa uygulanmadı. Bu da yardımcı olabilir. Fakat evet, işte o... ikisi mesela bunların bir ikisi de demokratik çoğulcu sistem yok bunlarda. Tabii İspanya sırasını 1492 saat savdığı için herhalde. Ha. Ha. Birkaç yüz yıl önce gerek kalmadı yani. yani. <laughs> Şimdi ikinci Dünya Harbi'ni ne zaman konuşsak benim aklıma hemen Nazım Hikmet'in bir şiiri geliyor. Fakir bir Şimal Kilisesi'nde şeytan ile rahibin konuşması Maceras, fakir bir şimal kilisesinde şeytan ile rahibin macerası diye geçiyor. Şimdi orada e, konuşuyorken harbin niye olduğunu şöyle anlatıyor Nazım Hikmet rahibin ağzından. Ee, harp ediyoruz pazar ve mal nizamının bekası için. Kömür, lastik ve kereste ve kendi değerinden fazla yaratan iş kuvveti satılmalıdır. Patiska, benzin, buğday, patates, domuz eti ve taze gümrah bir sesin içindeki cennet satılmalıdır. Diyerek tabii bir e, savaş karşıtlığı e, şiir Onu da hatırlatalım ama. Yani işin ha. pazar düzeni e, kısmı galiba en önemli noktalardan bir tanesi. E, biz iki... Savaş arasındaki süreci bir taraftan da hızlı bir kolonileşme çabasının da yaşandığı bir dönem olarak görüyoruz bir yandan değil mi İlber Hocam? Evet. Özellikle İtalya'ya baktığımızda. E, ilk önce adım atan Japonya'dır. Mançurya'yı işgal etti. Tabii tabii tabi, o da konu. var. Doğru Hepsi işte. zaten Akabin'dir diyorlar İtalya'dır. ki hepsinin teorisi var. Asya Asyalılarındır. Yani o biziz demek o. Asya bizden sorulur bizim demek. Mançurya tabii ilk başlangıç o. Hatta bir proje var biliyorsunuz. Mançurya'ya son Çin imparatorunu tayin ettiler. Puyi'yi. Mançuko devleti kurdu. Mançuko kurup başına onu imparator yaptılar. Çocuk buradan ayrıldığında 3 yaşında mı neydi? Çin'de monarşi bittiğinde. İşte o zaman da 20 küsur zavallı çocuk orada kukla imparatoru onu çok iyi tanıyorlar yani hakikaten kukla bir devlet reisi durumunda bunu projeyi geliştirmeye kalktılar Çin'in Sincan bölgesinde bir Doğu Türkistan kurulacak ve Sovyet bölgesinde de Türkistan emirliği planlanıyor galiba başına da şeyi getirmek istiyorlar Abdülhamid'in çocuklarından biri ee, ve o çok hazin bir şey oldu, çok hazin bir şey oldu. Çünkü e, Orhan Efendi vardı sonra hanedan reisi oldu, evet. çok uyanık atak bir adam. Öbürü de e, Harun Efendi yani Abdülhamid'in torununun babası olan Abdülkarip Efendi. O Doğu Türkistan'a gelecek. Tabi iş öyle Mançukoya ve Puye benzemedi. Ortalık birbirine girdi Türkistan'da. O halifenin toru oğlu geliyor, padişah Türk falan filan. Baktılar ki Japonlar iş pek iyi değil. Yanlış hesap. Yani bir kukla kral kukla bunu nasıl kaldırsak çalışıyorken... ortadan diye New York'taki otelde öldürmüşler. Kendisi kendisine intihar etmiş söylerek yani Öyle Japon şey. emperyalizmi sadece Mançurya ile sınırlı kalmıyor şimdi onu tabi hemen Amerikalılar yaptı yok Ruslar yaptı falan ama belli ki Japonların kendi işi. bizim şeyin Selçuk Esenber'in tetkikatı da bunu şey yapıyor doğruluyor ve Orhan Efendi zaten kuzeninin başına geleni duyunca otelde hiç uğramadan çok şey bir adamdı o cim fikirli biri doğru limanda bir gemiye atlıyor, sığınıyor. Kaçak, miço olarak. Alırlar öyle. Yani ve şey yapıyor. Hele kaptana doğruyu anlatırsan kesin alır seni yani. Işte, o bakımdan şeydir. E, ve kurtuluyor. Bu böyle bir olay da var yani işin içinde. Demek ki o işte Mançuko bu. Yani. E orada durmuyor diyorsunuz, durmuyor. Kore'yi işgal ediyor. Ediyor. Bu esasen ta 1871'de başlayan bir hadise. Yani hem birinci hem ikinci savaşın gerisinde ne var? En büyük nedenlerden bir tanesi emperyalizm. Emperyalizm. işte bu Meiji ile beraber bunlar da biz de gelişeceğiz. Evet. İnce tamam sanayi kuracaksın da e, yeterince ham madde yok. Nasıl döndüreceksin o fabrikaları? Neyle çalıştıracaksın? Gözlerini Çin'e dikiyorlar. 1895'te Çin'i e, Çin yenerek giriyorlar. Bu sefer aynı taraflarda gözü olan, bile meşhur Transsibirya demir demiryolunu tamamlamış e, Rusya ile kafa Rus kafaya sahip. geliyorlar. Çok önemli bir dönüm noktasıdır. Yani belki de 20. yüzyılın en önemli ilk savaşı. 1905 Rus-Japon Rus, Savaş. Savaşı. O Blitzkrieg diyorlar daha sonra Almanlar Yıldırım savaşı. savaşı veyahut 1941 aralığında işte şeylerle saldırmaları Pearl Harbor'a Japonların, onun belki bir provası, bir böyle yıldırım savaşıyla Port Arthur'a demirlemiş Sovyet Rus donanmasını yakıyorlar bir günde. Ve savaşı kazanıyor biliyorsunuz Japonlar. O bölgeyi işgal ediyor. 31'de Mançurya, arkasından Kore, ama bir tarafta İtalya var. İtalya'da bir türlü 19. yüzyıl boyunca, tatmin olamamış. Niye? Hep şeye bağlanır hocam. Yani bunlar birliklerini geç sağlamış oldukları için 1861'dir yani o evet. meşhur İtalyan krallığının kuruluşu. Etrafta yer kalmamış. Yani adam karşısına bakıyor Cezayir'e gelecek. ha 1830'da Nasıl orayı olur? Fransa zaten işgal etmiş. Evet. Ya Tunus'u göz dikiyor. Fransızlar bundan önce Tunus'u alıyor 1882'de. Ne yapayım ne edeyim 1911'de Trablusgarp'a gidiyorlar biliyorsunuz işgal tabii, ediyorlar. Sonra Somali işte şey savaşıyla yani Afrika'da da yer kalmamış. Tabii, çünkü tabii. baktığınız zaman İngilizler, Fransızlar 1830'da kurulmuş Belçika bile neredeyse Afrika'nın dörtte birini evet. sömürgeleştirmiş. Onlara bir yer kalmamış yani. Hollanda işte Portekiz'in var, Mozambik filan. İspanya'nın çok küçük bir yeri var Angola. Almanlar sonradan devreye girmiştir. O Namibya'yı almışlardır. Bir de işte İtalyanlar Trabluskarp, ve 30'lu yıllarda da bu sefer Habeşistan'a Habeşistan. A, Habeşistan. Habeşistan a, e, giriyorlar. Ama tabii Almanların baktığınız zaman derdi daha büyük. Çünkü Almanların bir kez bir defa o büyük Alman İmparatorluğundan bir takım topraklar alınarak başka devletler kurdurulmuş Versay'la ama bir de Almanya'nın içinde de işgal bölgeleri oluşturmuş. Ve bu işgal bölgeleri Almanya sanayi açısından son derece önemli yerler işte Zaar bölgesi, Renania diye tercüme ediyorlar işte Rhineland yani Ren bölgesi. Bu bölgelerde Fransız işgal alanları var. Versay'a e göre 10 yıl sonra diyor burada bir plebisit yapılacak. Bunlar ya Almanya'ya geri dönecekler veyahut Fransa ile devam edecekler. Hitler'in en önemli hedeflerinden bir tanesi birinci hedef Versay'ın yükünden kurtulmak. Evet. Yani bu bölgeleri evet. geri almak, Versay'ın ordu kurma yasağı var. O yasağı yani kaldırmak, lütfafeyi kurmak Hava kuvvetleri, Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, bütün zorunlu askerlik, mesela yasak bunu tekrar çıkartıyor. İkinci hedef, işte bütün Almanları tek çatı altında toplama. Evet. Ein Volk, ein Reich. Ein, Reich. Tek, ein tek halk, tek devlet. E ne oldu? İşte Avusturya ile Anschluss, ondan sonra Çekoslovakya'nın Südetler bölgesini alacağım diyor. Alman olmayan yerleri de alıveriyor. Ama işte geriye dönüp baktığımızda burada... İngilizlerin hiç mi kabahati yok? Yani sizin o şiire de belki bakmak lazım. Yani bir yatıştırma politikası diye bir şey icat veriyor Chamberlain, bu İngiliz başvekili. Evet. E, meşhur o politika şu tabii, diyorlar ki ya bu Hitler'in asıl düşmanı, asıl derdi Stalin. Yani komünizm. Bir de yani o dönem e, yayılma politikasını tanımlıyorken e, Nazi Almanya'sında Dragna Hostel, yani doğuya açılma. Çünkü orayı... E, bu, ana ana değil baba yani o, o biraz daha şeyin Bir... Kaiser Wilhelm'in ama işte o şeyi de devam ettiriyor ya yani o yüzden zaten sonrasında Polonya geliyor diğer şeyler geliyor doğuya doğru. Yani Almanların kafasında görünen o ki sadece e ee, dünyanın farklı noktalarında kaynaklara ulaşmak için emperyalizme bir an önce dahil olmak değil, aynı zamanda Avrupa Doğu Avrupa içerisinde de kalıcı bir toprak edinme he şeyi de var, hedefleri de var. Zaten i̇şte en doğru. çok karıştıran i̇şte kısmı onu da onu oluyor Nasıl Meşrulaştırıyor. Yani bu. Burası daha evvel benimdi. Doğu Prusya mesela Polonya'ya verdiniz ama burası Doğu Prusyadır. Yani Almanlarındır burası. Bana geri verin. Tabii zavallı Polonyalılar tarihte bir kez daha hiç beklemedikleri bir anda beklemiyorlar çünkü gizli bir anlaşma o biliyorsunuz. E, 39 Ağustos'unda meşhur Ribbentrop Molotov Paktı vardı. Evet. Stalin evet. diyor evet. ki İngilizler evet. o appeasement politikasının sebebi de o yatıştırma. Ya bunların asıl düşmanı komünizm. Bırakalım silah üretirlerse de üretsinler. Onlarla çalışalım. E, zaten komünistleri içeride topluyor 33'ten sonra bilhassa Reichstag'ı yaktı falan diyerek. Hı hı. E tamam bunlar Sovyetlere saldıracak. Ama bir şeyi unutuyorlar. Hitler, ya da görmüyorlar, farkında değiller, Sovyetlerle anlaşıyor ve diyorlar ki biz birbirimize saldırmayacağız, hadi gel Polonya'yı beraber paylaşalım. Ve Almanya bir taraftan giriyor Polonya'ya, bir süre sonra Sovyetler de öbür taraftan giriyor ve Polonya'yı tarihte bir kez daha, Aha. daha evvel 18. asrın sonunda biliyorsunuz evet. paylaşılmaları var. Buna Polonya sendromu denir, biraz sonra Türk dış politikasını konuşacağız. Bizim en büyük korkumuz da savaş başlarken Polonya sendromu. Yani bir oradan, Almanya bir oradan, ve Sovyetler bir yandan saldırır bizi iki taraftan, iki cepheli savaşa sürekli ip işgal ederler. Derler mi korkusu? Şimdi İlber Hocam size döneceğim. Yani böyle genel bir giriş olarak Avrupa'nın durumuna baktık. Sizden de şöyle bir şey istirham edeyim. O esnada bizde durum ne? Yani 1938 Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından İsmet İnönü, merhum İsmet Paşa... Cumhurbaşkanı olarak başa geçiyor. Ve biz ondan sonra görüyoruz Avrupa'da e, bu süreç devam ediyorken Türkiye'nin de ona nasıl bir e, pozisyon aldığını. Nedir o dönem Türkiye'nin durumu nedir, siyaseti nedir, neler tartışılıyor? Avrupa'daki bu gelişmelere nasıl bakıyor? Nasıl anlamaya çalışıyor? Ve temel endişesi, temel korkusu nedir Türk hükümetinin savaş öncesi? Türkiye 1920'lerin ortalarında yani sonlarına doğru birinci harpten önceki duruma dönmüş sayılıyor. Yani bizdeki iktisat, istatistik veriler de çok sağlıklı değildir ama bakıldığı zaman aşağı yukarı tarım bakımından, sanayi bakımından birinci harbi onarmış görünüyoruz. tabii birinci harpten belki durumumuz neydi o da ayrı. Ama mesela Fransa'yı onaramamıştır. Bir sürü Avrupa ülkesi onaramamıştır. Yani bu çok açıktır. Rusya daha henüz onaramamıştır tabii Çok ağırdır onların da şeysi. E bu da bir şey var. insan gücü. Yani insan gücü bakımından Türkiye henüz daha uzun yıllara muhtaç kaybettiklerini onarmak bakımından, yerine koymak bakımından diyelim. Çaresiz bir yurtta sulh, cihanda sulh politikası gidiyoruz. E, çünkü yapılacak şey yapıldı. E, bu demek değildir ki toprak ilhakı veya eski restore etme hevesi kalktı. Burada ikiye ayırmak lazım işi. Ee, Atatürk bir restorasyona taraftar. Yani ne yapıp edip Fransa'yla dünyanın durumunu da kullanarak Hatay meselesini halletme yoluna gitti. Yani son yaptığı seyahat biliyorsunuz Hatay için güneye inmektir. Çok hasta artık yani neredeyse yürümesi mucizeyken. Ee, tamamen bir moral gösteridir destektir Hatay'lara Hatay'da büyük sorunlar var yani etnik karmış karmaşa var buna rağmen e, Türk partisi hakim oluyor hakim oluyor içeride ve 39'da da ordu girdi içeri oraya tabii burada Fransa'nın Türkiye'yi kazanma hevesi çok önemli. Çünkü Avrupa'da Hitler Almanya'sının ortaya çıkması, İngiltere ile Fransa'nın henüz daha yakınlaşamamış olması. Sonunda yaklaştılar ve Rusya'nın durumu tabii artık Bolşevik rejimi oturmuş görünüyor. E, Türkiye'yi bunlar pek gücendirmek istemiyorlar. Bu yüzden Hatay'ın ilhakı meselesine, e, razı oldular. Fransa razı oldu ve bu iş bitti. Bugünkü durumda bir benzer bir durum olsa bu mümkün olmayacaktı. Yani görünüyor. E, bir şeyin üzerinde özellikle durmamız gerekiyor. Türkiye itilaf devletleri dediğimiz, eski itilaf devletleri dediğimiz blokun kendisi için önemli anlamış. E, bu cumhuriyeti kuran askerler tesadüf değil, bir grup halinde bunlar hepsi muvafıkı, muhalifi. Yani Kazım Karabekir grubu da dahil. Alman sevmiyorlar. Yani Almanlarla bir ittifak, Almanlarla bir arada gidebilme bunların hem mantığından hem de hissiyatından çok uzak, çok doğru bir ta tavır alış bu yani. Ve çaresiz artık Britanya'nın her zaman için Amerika'nın da desteğini alabileceğini ve deniz sitelere hakim olan insanların ülkenin dünyaya da hakim olacağını, sözünü geçeceğini biliyorlar. İngiltere çok erkenden anlaşılmaya geçiliyor. Yani bu doğrudur. Böyle bir ittifak vardır. Ekim, Ekim 39. Ekim 39 ama ondan evvel zaten başlıyor bu iş yani hiç tartışmasız. 39 Nisanında mı başlıyor? Başlıyor görüşmeler vesaire başlıyor ama yani anlaşmanın imzası üçlü ittifak dediğimiz. Türkiye İngiltere Fransa İngiltere şimdi burada biliyorsun o üstelik bu saldırmazlık baskı değil destektir. Yani şu hesapça biz mesela Fransa'ya saldırı olduğu zaman destekleyeceğiz. Bu hayal tabii. Bunu ne Fransa bekler ne de biz yapabiliriz. Hı hı. Hele saldıran Almanya falan olursa mümkün değil. Benelük saldırırsa olabilir. Çünkü hakikaten çok bitkin durumdayız. Yani elimizdeki tek şey ordunun, ordunun kendi mukavemet gücüdür. Birinci Cihan Harbi'nde gördüğümüz gibi. Yani mütareke olmuş Medine müdafaa ediliyordu hala. Ordunun kendi bireysel mukavemet gücüdür. Subayların doğrudan doğruya birinci harpten kalan nesiller olması daha komutanların. Tek müspet şey budur. Başka bunun dışında hiçbir şeyimiz yoktur silah sanayimiz yeni kuruluyor. Kırıkkale vardı, başka bazı yan dallarda. Fakat hiçbir şekilde süratle motorize olan Sovyetlerle bir havacılık, uçak sanayi şeyine giriştik arada ama bu tabii çok yürürlükte değil henüz kuvvetlenen hava gücüne katılmamız, rekabet etmemiz mümkün değil nüfusumuzu mobilize edersek şayet bir milyonu gene toplayabiliriz belki nasıl besleyeceğiz nasıl yerse karşılanacak nasıl konuşlandırılacak bunlar nitekim harp boyu yaptığımız denemeler çakmak hattı vesaire görülmüştür o yüzden biz doğru tarafı seçtik ve Fransa biliyorsunuz 40 yılında feci şekilde yenildi Benelüks'le birlikte çok çabuk teslim oldu ve Türkiye oralı olmadı. Şimdi bazı arkadaşlarımız dünyayı pek bilmeyen bir nesil. Efendim diyor, Türkiye diyor, üstüne düşeni yapmadı, seyretti diyor. Bugün yazıyor bunu. bu Bugünkü <laughs> şeyle yazmak çok kötü bir şey bu. Türkiye üzerine düşeni yapmadı. Üzerine ya, bu çünkü acaba? Türkiye her zaman için çok, her zaman ipso faktu suçlu bir devlettir. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu bugünkü havayla üzerine düşeni yapmadı. Yani mesela diyelim ki bir Yunanistan'a saldırdı. Biz üstümüze düşeni yapmadık. Ya Suriye öyle bir şey değil bu. Fransa. Tabii burada eksik müdafaa şeyin dışında bugünkü yaklaşım. Bugünkü yaklaşım. yalnız tarihçilik açısından. Bir de tarihçilik metodu açısından bir şey var. Acaba adamlar Ne demiş? müdahil olmadığımız ve müzaharet göstermediklerimiz ne demiş? Ee, şu elimdeki kitapta da bu alınmış bu tarih kurumunun çıkardığı bir Türk diplomasisi e, Nezihe Korkmazcan. Şimdi bu Korkmazcan arkadaşın e, uslubunda bir hoşluk var bence. Hoştur bu. E dipnotlarla yetinmez metnin içinde verir şeyleri özetleyerek. Bu bizde çok uzun zamandır terk edilen hatta pek alınmayan bir usluptur. Yani kimler ne demiş, ne araştırmış. Hı hı. Uçta böyle Amerikan usulü böyle örtülü dipnotları değil de bayağı kişisel metnin olarak yani, yani, veriyor yani, görürsün. Yani. görürsün Bilmiyorum okudun mu? Evet. Senin ismin de geçiyor. Evet, evet, evet. Yani bu hoş bir araştırma. Gösterelim hocam onu istiyorsan evet, evet bu tarih kurumumuzun yayını. Orada da işte kızcağı söylemiş bunu eline sağlık ağzına sağlık diyelim. Marshall Riddle Burtwood hazretleri zaten diyor Fransa işgal edildi ve Hitler Almanya silahı anlaştılar. Türkiye'nin böyle bir hükümlülüğü yok diyor tarihteki tablette çok, evet, yazıyor. Çok bunu. güzel evet Net çok bir iyi. şekilde yani Tablet diye bir dergisi vardı İngiltere'nin yarı askeri yarı diplomatik resmi Nitekim, bir görüş Fransız bürokrasisi de onlar zaten her şey, hükümetini kurarak Fransızlar e maşallah De Gaulle işte çılgın çocuk pozunda geçi verdi karşıya kaç kişi geçti başta ben bilmiyorum ama çok değil. Geçi verdi ve oradan meşhur nutkunu ve bildirisini verdi. Fransız ve Fransız büyük milletin üyeleri Fransa bir batay kaybetti, bir muharebe, muharebe kaybetti. Asıl savaş. Hala ger dedi. dedi, harp değil dedi, devam ediyoruz dedi. Hı hı. Sömürgeler halen bizim dedi. Sömürgelere de vişi girmiş aslında. Yani e, Churchill'in şeysi de buydu. Biz Londra'yı kaybetsek Kanada'da devam ederiz diyor ama Herif Kanada'dan emin ve Kanada'da hakikaten emniyet içinde bir yer. Britanya İmparatorluğu açısından. Hindistan bile öyle. Yani çoktan beri Gandhi hareketi falan devam ettiği halde bir savaş bu konuda derhal British Empire'ın sadık askerleri olarak herifler giriyor. Fransa için bu söz konusu değil. Yani Vichy'nin şeysi sözü geçiyor. Mesela Fars'ta çok numaralar yaptılar. Krala gidip Yahudilerin listesini bildirir misiniz demişler. O da evet bildireyim. Başta benim hanedan demiş yani. <laughs> Böyle bir şey var. Ee, onu söylerler hep. Yani bu tabii onun semit, antisemit oluşundan değil, edepsizlik yani o kadar da değil demek istiyor. Hı -hı. Ve Vişi'nin gücü olmadığını da aslında biliyorlar. Yani bir makarayı alma Şimdi buradan kimi destekleyeceksiniz? İnsan biraz karşı tarafı bakar. Çok kötü bir olay daha oldu ki İngiltere onu ucuz atlattı. Ana kıtada yani Fransa'da 300 küsur bin Britanya askeri konuşlanmıştı kara ordusu. Bu çok önemli çünkü İngiltere'nin gücü donanmadır. Kara ordusundan bir yere bu kadar yığım yapıldıysa bu çok sordu. Tehlikeli. Film üstüne film çeviriyorlar. Oksa, evet. Oscar'da Şimdi aldınız. o filmi Sankir. çeviriyorlar. Siz gitmişsinizdir. Ee, yani olay şu tabii. Orada hala sebebi anlaşılmayan bir şey. O. Kötü bir şey yürütme. Çünkü hı hı. bir sürü generalin canı yandı orada galiba naziler tarafında. Ee, zamanında o adamların üstüne yürüyemediler Dünkerkte. Yoksa o kapandaki 300 bin Britanyalıyı imha edebilirlerdi yani. Savaşın kaderi değişebilirdi. Değişebilirdi. Taze kuvvet bir şekilde de geçti. Yani hem Fransız halkının belki hem de yani Britanyalıların sırf gemi değil kayık mayık sal ne bulduysa gitmişler karşıya yani o görünüyor. Ee, orada Mantıklı. bir şey oldu. Şimdi bizden beklenen bir şey yok. Fakat Türkiye Hakikaten bütün olumsuzluklarımıza rağmen bu harp içindeki bir taraf neutrality değil, bir taraf değil. Aynı zamanda muharebe dışı, non-belligerence, muharip olmama statüsünü ısrarla savundu. Evet. Aslında hocam bu söylediğinizin <laughs> altını bu. çizmek lazım. Evet. Yani, yani bu... tarafsız değil aslında Türkiye. Hocamın bahsettiği 39 antlaşmasıyla Türkiye taraf. Nasıl onun olarak? zamanı gelince ha. hep kullanıyor. Ama kardeşim siz bizi hala tarafsız mı zannediyorsunuz? Biz taraftarız. Ama i̇şte savaş savaşa girmemiş. Yani Onu ama kendisi de dedi. her zaman söylemiyor. İşine gelince çıkartıyor. Yani öyle bir kurnazlık var orada. Şimdi o 39 antlaşmasına aslında Türkiye bir evet. tane sigorta koymuş. Nedir o? Sigortalardan bir tanesi bu antlaşmanın iki numaralı gizli protokolü var. Diyor ki herhangi bir şekilde beni Sovyetler Birliği ile silahlı bir evet. müsaademeye, çatışmaya sürükleyebilecek hiçbir şekilde ben savaşa girmem. Çünkü diyor ki anlaşma eğer harp bir şekilde Akdeniz'e gelirse Türkiye savaşa girecektir. İkincisi, ikinci sigorta ha niye böyle bir şey koyuyor ve kendisini nasıl kurtarıyor? Çünkü Sovyetler Birliği ile ...Almanya arasında ittifak var. İşte Ribbentrop-Molotov Antlaşması. Bu ittifak sebebiyle... ...biz eğer harbe girersek... ...o zaman Sovyetler de bize... ...Kafkasya'dan girebilir yahut... ...Boğazlara saldırabilir. O sebeple... ...ben buna girmem. Nitekim benim... ...1925'te Sovyetlerle imzalamış olduğum... ...saldırmazlık anlaşması var. O yüzden benim bu anlaşmadan dolayı... ...bir yükümlülüğüm var. Ben Sovyetlerle... Onu ...karşı karşıya yani. gelmem. Bu birinci sigorta. Bu sigorta ne zamana kadar... ...işe yarıyor... 22 Haziran 1941'e kadar. Yani Barbarossa harekatı başlayana kadar. Çünkü Almanlar kalkıp da Sovyetlere saldırınca bu sefer İngilizler diyecek ki bak Sovyetler artık bizim Almanların tarafında, tarafında değil bizim tarafımızda. İkinci sigorta diyor ki tamam harbe gireriz. Savaş eğer Akdeniz'e doğru gelirse ama biz çok zayıfız. Ordumuz çok zayıf. Teçhizatımız yok. Siz eğer bize gerekli mühimmatı zamanında verirseniz bize de hazırlık yapmak için imkan verirseniz hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra gireriz. Bu çok güzel. Yani Tabii iki tane aslında burada sigorta oynayalım. var. Bunlar bir süre yani 1943'e kadar aslında idare ediyor. Biz, idare ediyor. 43'ten sonra iş değişiyor biraz. Amerikalıların da bastırmasıyla e, Churchill biliyorsunuz hem Adana'da Yenice'de istasyonda görüşecek. Arkasından Kayra Konferansı'nda Roosevelt inönü ve e, Churchill Oraya gider. kadar gidelim mi şimdi? 43? Yok oraya Yok, değil. değil geri Hizleyecek geleceğim. Geri yaptım. geleceğim. Fransa'nın bu kadar süratle yenilmesi aslında Türkiye'nin işini kolaylaştırıyor. Çünkü diyor ki ben bu antlaşmayı iki devletle yaptım. Ama Fransa devre dışı kalınca e şimdi benim de sorumluluğum yükümlülüğüm de e tabii ki ilk seferki gibi en baştaki gibi olmaz. Eee zorluklardan istifade ediyor, çatışmalardan istifade ediyor. Yine hocam söyledi yani İngiliz devlet yapısına baktığınız zaman İngiliz genel kurmayı savaş başladığında Türkiye savaşa girsin diyor ama Dışişleri Bakanlığı aman girmesin diyor. Çünkü bunlar çok zayıf. Kolay bir şekilde yutulurlar ve bu kadar stratejik bir yerin Almanların elinde olması bizim işimize gelmez diyor. Yani aslında Türkiye güçsüzlüğünü bir güce de çeviriyor. Bunu da sık sık dile getiriyor. Yani ben bu kadar zayıf halimle eğer savaşa girer ve Almanlar burayı işgal ederlerse... ...o zaman sizin aleyhinize hem Kafkasya'da bunlar Almanlar Orta Doğu'ya komşu hale gelmiş olacaklar. Boğazları kontrol edecekler. Akdeniz'e çok daha rahat inecekler. Bunu kullanıyor. Ee, aynı anlaşmazlıklar müttefiklerin arasında da olabiliyor. Yani İngilizlerle Amerikalılar arasında özellikle Amerika hı hı. savaşa girdikten sonra. Sovyetlerle İngilizler arasında yani en önemli konulardan bir tanesi şu. İkinci Türk dış politikası açısından değil, genel İkinci Dünya Savaşı tarihi açısından. Stalin ikinci cephenin açılmasını bu kadar istemesine rağmen 1942'den 42'den itibaren niçin Amerikalılar ikinci cepheyi 1944 Haziran'ında açtılar? Yani evvela bir 43'te Sicilya çıkartması var ama esas cephe 44 Haziran'ında normal. Yani şey... E Şöyle bir şey, şimdi bir literatür var, o literatür e, bunda sırf e, solcu dünya değil, yani Sovyet pro Sovyet blok değil, e, normal liberal dünyada da böyle yorumlar var. İkinci Cihan Harbi'ni Almanya'ya karşı kazananlar Sovyetlerdir diye. Ben bunu çok adil bulmuyorum. Bir bu değil, tabii yani. Doğru değil, hayır. Şimdi bakın bir şey var. Gelmedik oraya ama anlatayım. Şimdi. hocam şöyle yapalım. Bir de reklam kırk... vakti geldi de arada evet, yarım ama kalmasın kesildi diye. Kesildi şimdi. O yüzden şu müsaadenizle bir gideyim reklama. Döndüğümüzde bir toparlayalım, için. onun üzerine tekrar konuşalım. Anladım. Daha çünkü şey olacak, Anladım. derli toplu olacak. Müsaadenizle bir kısacık reklam aramızda. Evet, Sonrasında kısa ben yapalım. Devam ben de gideceğim çünkü sonra. Efem gündem özele kısacık bir ara vermiştik İlber Hoca konuşuyordu Hemen dönelim tekrar ona Şimdi mesela bu 939-41 arası bir devredir Evet Öylesine bir devre ki Yani bu e, kesinlikle Nazi Almanyası Hakikaten eski orduyu kullanıyor Eski bürokrasiyi kullanıyor şer ve hayır için yani artık şer için kullanıyor. Üstün bir kuvvet. Yani bunun pek tartışılır tarafı yok. İşgal Fransası'nda muhasebe metotlarına kadar Almancılık girmiş. Almanyacılığından değil çünkü üstün bir business teknoloji var. Sevkiyat meselesi var, bilmem ne var, silah meselesi var, ordunun talimi var. Ve acımasızca giriyorlar. Şimdi Danzig koridoru biliyorsunuz. Gdansk dediğimiz Danzig şehri. Almanlarla Polonyalıların arasındaki bir liman. Polonya çıksın oradan diye. Danzig çok önemli çünkü. Oradan çıksın diye verilmiş bir şey. Onu istiyorlar. Onun batısıyla onun doğusu zaten Almanya'nın. Yani Alman Reich'i oraları tutmuş. Bugünkü gibi değil. İkinci arttan sonra şiddetle bu durum tahsiye edildi. Yani Berlin'in yakınına kadar Polonya uzadı. Doğusunu Litvanya'ya ve Galicia'ya, Ukrayna'ya verdiler. O ayrı. Şimdi burada bir kavga çıktı tabiatıyla. Yani Polonya'nın günü karardı. Alman azınlıklar harekete geçti orada Şilezya'dakiler. Onlar Katoliktir. Ve bir bahaneyle haydutlar bizim orduya saldırdılar falan gibi şeyle girildi. Girildikten sonra 13 gün sürdü Polonya'nın savunması. Bunu siz gülmeyin çünkü bu Fransa'nınkinden daha uzun. Ve mazino hattı yok. Motorize bir ordu değil. Çünkü Polonya yeni kurulmuş. Askerliğe masraf yapmaktansa tıpkı bizim gibi başka şeylere para vermelerini. Panzerler süvarilerle ver. saldırdılar diyorlar. Bir daha i̇şte, Panzer değil, olmayınca tabii ne yapacak? O çok güzel filmlerde falan da alınır. Derhal diyor işte süvariler saldıracak diyor. Anlaşıldı pane balkonc diyor. Sayın albayım diyor. O ona emir veriyor falan. Orada mesela çok enteresan şeyler var. Bir e, Polonya'nın içinde azınlıklar var. Böyle Karaylar Türk'tür bunlar. Hı hı. İşte ta o Eskiden oraya sığınmış bir takım Han'la kavga etmiş Kırım Tatarları. Onların da var orada birlikleri. Onlar da dahil buna. Bu bir intihar savunması, erkeklik. Polonyalılar orada öldüler. Ölmeyenleri de ondan sonra zaten hepinizin bildiği gibi Katin Ormanları'nda Stalin'in NKVD'si yok etti. Ee, şeyle birlikte. KGB'nin ilk hali diyelim. E, KGB'nin o zamanki iç işleri halk Komiserliği'ydi. <laughs> Ama onun evet. içinde guru diye bir askeri istihbarat bölümü vardı. Hocam orada belki bir parantez açalım. 1986'ya kadar aslında evet. bu Katin ormanları katliamını. O, ona geliriz şimdi geliriz. Yani bu. Hayır, 86 yok değil o şimdi. Değil şöyle bir şey tabii ilk anda bunu Almanlar yaptı diye söylediler. Çünkü bu bakın şeye gelmedik. Çabuk geçmek zorunda kaldım ama Molotov-Ribbentrop anlaşması Hitler'e Polonya'nın bir kısmını veriyor. Öbür kısmını Ruslara açık tuttu. Yani eski Çarlık Varşova değil ama eski Çarlık topraklarını onlara açık tuttu. Bu da gene Galicia ve Litvanya'dır. Yani bugünkü Batı Ukrayna ve Litvanya'dır. Oraya girdiler. Ben bu faciayı yaşayan insanları gördüm. Biri Prof. Bir Profesör Pritzak'tı, büyük Türk Bir günde adamlar Polonyalı iken bu tarafın tebası oluyorlar. Ve onun getirdiği sıkıntı var. Yani adam birdenbire Kızıl Ordu'ya asker alınıyor falan üniversiteden alınıp. Litvanya falan birdenbire yani bütün o Baltık Cumhuriyetleri bu tarafa geçiyor. Daha evvel Hitler bu Bunlar bir takım adama ayıklıyorlar. Arkadan Hitler tekrar girecek. O birilerini ay ay ayıklayacak. Yani o Baltık Cumhuriyetlerinin bir draması var bu arada. O ayrı. Fakat şeyin e, Hollanda, bu Polonya meselesinden sonra tabii yalan söylüyor Ruslar. Bu Alman işidir diyor. Millet de ilk anda inanıyor. Sonradan öyle olmadı. Anlaşıldı yani. Çünkü bu gibi şeylerin mumu çok yanmıyor ve bizzat Polonya Halk Cumhuriyeti'nin organları soruşturmaya başladı bunu. çok fena toka kapa çeneni der gibi ve burada başladı münaferet yani Polonya komünistleriyle şeylerin arasında Sovyetler arasında o ayrı bir fasıldır. Bugüne kadar devam etmiş bir hı hı. facia bir millet için çünkü bütün entelektüel sınıflar gidiyor. Bizim söylemek istediğimiz şu 39 Eylülünde Polonya bitti. Yani bu çocuk oyunlarına kadar girmiş değil mi 1 iki üçler yaşasın Türkler dört beş altı Polonya battı. 7, 8, 9 Alman domuz sokak şeysidir bu tekerlemesidir o yıllarda. Evet kalma. evet hocam gayet iyi hatır, devamını evet, da hatırlıyorum. Tarih sokağa şey? nasıl gidiyor yani çocuk oyunu bu böyle o, 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 diye falan. 10, 11, <laughs> 12 Amerika mı 2? 12. 12 İtalya tilki falan böyle gider o işler <laughs> yani. Şimdi bu tilkilik yapamadı tabii İtalya maalesef Mussolini fazla kaçırdı işin dozunu. Ee, aslında İtalya bazı şeyleri becermiştir. Bazı şeylerde böyle bir faşist rejimin gelmesine kendisi çanak tuttu cemiyetin, enstitü, mü müesseseleri. Ee, Mussolini de herkes kadar, dünyadaki mevcut diktatörler kadar bir diktatördür. Fazlası yoktur aslında. Fakat büyük hatası tabii büyük bir tarihi arogansla ben Roma İmparatorluğunu kuracağım diye Hitler'in yanına yanaşması bu çok feci bir şey oldu. Hem yanlış bir ata oynadı. Hem de maalesef İtalyan faşizminin bile bünyesine uymayan çok kötü bir insanlık dışı rejimle müttefik olmak gibi yani çok kötü bir çocukla oynadı. Yani her çocuğun bir yaramazlığı vardır ama yaramazlık tamamıyla kriminal, aydut ve sapkın bir çocukla arkadaş olursan durumun çok kötü olur. Onun gibi bir şey çıktı orada. Yani mihver budur. Japonya mihverin gerçek bir üyesi değildir. Neden hocam? Şimdi arz edeyim size. Bir kere bu, bunlar mihver anlaşması kaçta yapıldı? 38. Hayır daha geç daha geç Kurt, ben size söyleyeyim şimdi bir kere Molotov Ribbentrop anlaşması yapılmış Rusya Almanya'dan çok emin biz diyor bu Hitler'le iyi anlaştık diyor Stalin bayağı bu kaç tane yakın adamın hatıratından da görünüyor aslında enteresan bir adam diyor falan diyor böyle böyle bir şeysi var feci halde kendisine hizmet eden casusları bile harcamıştır bu dönemde. Mesela şeyin kitabı çok ilginç o konuda. Bizim Murat Yetkin'in. Hmm, evet, tabi Sorge tabii. diye bir Alman, Nazi geçinen Sovyet casusu var. Filbi'den falan daha enteresan bir tip o. Sonra biyografisini veriyor. Anası Rus adamın. Yani bir yerde de adamı yetiştiren kadındır tabi. Annedir. Onu harcamıştır çok kötü. Yani böyle bir şeyler var. Şimdi bu çok şeye karşı itimat ediyor. Önce şeye karşı, Almanya'ya karşı. O iş bittikten sonra da bu sefer Japonya'ya karşı çok dikkatli, enteresan bir şekilde. E, ve Orduyu falan çok harcamış vaziyette 37-38'de biliyorsunuz Troçkis falan şeysiyle tabii, tabii. dayanacak gücü yok. Mesela çok kuvvetli tank generalleri vardı yok etti. Hı, hı. Dağıldı o kuvvetler. İşte ben ne bileyim Tokaçevski gitmiş koca Marshall falan. Konstantin Rakosovski bile sürgündeydi alıp getirdi vatan savunması söz konusu olunca. Ve o yüzden direnebildi. Yoksa Almanya pek öyle Blitzkrieg falan da ovayı geçemezdi. Yani o kadar kolay iş şey değil o Biraz daha uzardı o. Yani Star Rusya'ya gelene kadar. Niye Moskova'yı da savunabildi? Çünkü Japonya'dan emin olduğu için Tank birlikleri, getirdi Zırlı birlikleri, oraya getirdi. Ama. O bilgi kimler verdi ona? O dediğim ajanlar. Çok önemli bu. Yani bazı küçük şeyler de büyük şeyleri tayin evet. ediyorlar. Şimdi bu enteresan bir yapılanma var burada. 41 yılına gelene kadar. 41'e kadar bunlar rakipsiz ilerliyorlar. Zaten Çekya yutmuş daha evvel. Avusturya'yı bağlamış kendine. Avusturya dünden razı. Yani o zaman öyle. Ve arkadan 41 Nisan'da Yugoslavya'ya giriyor. İşte o çok dehşet. İçinde bırakıyor milleti. Yani... Batı Balkanlara girdi oluyor onun adı. Çünkü şeyler, Macaristan falan hem bağımsız şey hem nötr tarafsız çıktı o zaman horti vardı. Hem de non bellieceğim durumda muharip olmayan bir ülke ve Almanya ile problemi yok Fakat Yugoslavya'nın var. ve Yugoslavya'ya girmesi Almanya'nın Balkanları dehşeti düşürüyor. Ve bir müddet sonra da Mussolini hadi ben de önce bir Arnavut'u yuttuktan sonra Yunanistan'a Yunanistan giremedi. giremedi tabii. Giremiyor. Orada Ama e, hakikaten... Ama giriyor. Aa, e, bak orada da bir soru koyacağım şimdi. O bir soru. Giremedi. Feci halde perişan oldu. Tabi sebep açık. İtalya harp sanayini yeterince geliştirmeden maceraya atılıyor. İtalyan askerleri yeterince eğitim görmüyor. Bunlar önemli. Hı hı. Yani böyle safsatayla izah edemeyiz bunu. İtalyanlar savaşmazmış, korkakmış. Korkak adam o kadar mafya işini nasıl beceriyor? <laughs> yani bunlar... Ya bu yer... Böyle toptancı bakış açısı. Toptancı şey yani Zaten şey değildir. Yerine göre lazım. adam öyle yerlerde bir şey yapıyor ki laf ola. Yani bu tabii bu izah eder. Şimdi orada tabi bir de hakikaten bu şeyin bence 20. asırdaki Balkanlar ve bilhassa Türkiye'de yetişen subay sınıfının içinde nadide rastlananlardan birisi var Yunanistan'da. Spili Metak. General Metaxas. O diktatör durdurdu bunları. Feci aldı, tepeledi. Arkadan zaten Almanya işin içine girdi. Şimdi Metaksas Yunanistan'ı çok çabuk teslim etmezdi. Gene olabilirdi ama çok çabuk teslim olmazdı. Metaksas Almanya eğitimlidir biliyorsun. Almanca çok iyi bilir. Prusya metotlarını benimser. Yani bizim ordudaki Enver gibidir o konuda. Fakat İngiltere'nin orada bir işgüzarlığı var. Adamı zehirlediği anlaşılıyor. Yani bir ağır grip sırasında gönderilen doktorun adamı zehirlediği bugün bile dedikodusu yapılıyor. Bu Alman taraftardır diye. Nereden biliyorsun? Çok yani ilginç. çok ilginç. Her halükarda Yunanistan'a girdiler. Hı hı. Şimdi o Yunanistan'a giriş sırasında ne yaptı hükümet? Palas Bandras Mısır'a sığındı. Yani Yunan mülteci hükümeti Londra'ya değil de Fransa gibi, Hollanda gibi, Benelux gibi falan, Polonya gibi Mısır'a gitti. Mısır'a gittiği zaman bir tane devlet var. Hemen Palas Pandras Paşa'nın emriyle Atina'dan toplanıp doğru oraya indi. Sefaret diye. Enis Bey vardı o zaman. Akaygen biliyorsunuz. Önemli büyük elçilerden Atina'daydı. Ve o aldığı talimat mucibince hemen Yunan hükümetinin peşinden Mısır'a Mısır. gidip yerleşti Kahire'ye. Yani Kahire'deki e, Yunanistan, ya. ha Yunanistan. Kahire'deki Atina nezdindeki Türk bir bülkelçiliği yaptı. Bu kadar enteresan ha, bir ha. şey. Ve bu tabii bir yaklaşım. Yani dedi ya şimdi bunlar… nerede olduğuna dair resmi bir biz tavır. Aziz ilanı Biz Aziz'in müttefikiz aslında. diyor. Yani bu çok açık bir şey. Ama biz böyle müttefikiz ama biz kavgaya mavgaya girecek halimiz yok, girmeyiz de diyor. Biz ne toprak isteriz, ne toprak veririz. Biz böyleyiz. Hı hı. Bu önemli bir prensip. Evet. Çünkü bu ikinci harfte okyanun altına giren bütün küçük devletler buna Romanya dahil buna Bulgaristan dahil buna efendime söyleyeyim Macaristan dahil bunların hepsi büyük özlemler yüzünden Bulgur'dan oldular. Yani dimyat gözlemiyle gir. yani çok önemli bu. Evet. Çünkü bu bir felakettir bunlar tatmin olmamış Balkan devletleriydi. İtalya bile dahil buna büyük devlet olmasına rağmen bu gibi özlemler yüzünden okkanın altına girdiler. Yani Britanya ve Almanya temel eksen helan budur. Savaşında bir takım insanların yeri yoktu. Bu birinci Cihan Harbi'nin büyükleri İngiltere, Fransa ve Almanya'dır. Yenen ve yenilen. Bunların etrafında bir şeyin içine girmeye kalkarsan bunun bedelini ödüyorsun. İster istemez. O bakımdan tabii bu politika doğrudur. <laughs> Ve 41 çok önemli bir yıldır. Atina'da alındı. Sınırlarımıza geldiler. Sınırda sigara içiyorlar karşılıklı bizimkiler, Almanlarla. Buraya girilmiyor. Bu bir ikinci problem. Von Papen Hazretlerine bakarsan o bir sahtekardır biliyorsunuz. Birincisi Hitler'in iktidara gelişinde çok menfi bir rol oynadı hakikaten. yani. Bir başbakanlığı var değil mi o dönemde? Başbakan tabii ve, ve, ve hükümeti teslim, teslim edişinde tam teslim manasıyla bir yoruk yani. filan da herhalde kafalayan. Tam yani, yani tam, tam partisi, hiç bir şey yok yani. Militamlarının... Parlamentodaki Adam hakikaten yani bırakıyor. menfi bir tip orada ve politik olarak. Buraya işte büyük elçi geldi. Çok büyük Hı. bir rütbe. Ankara'ya büyük elçi gelmek kaynayan bir yer çünkü. onu oldukça da iyi yaptığını söylemeliyiz. Türk dostu diye takdim etti. Sonra kendisine derecesi var lütfen. tabii birinci Harp'te burada yedek subaydı, subaydı pardon ve ordudan geliyor. Bir takım tanıştıkları var. General Pertev, Demir Taşmı'ydı soyadı işte. Gerede, Hüsrev Gerede. Ya bütün kurmayları tanıyor. O var. Fakat e, kendisine sorarsan... Hüsrev sorarsa, Gerede de o sırada Berlin'deki sefirimiz Berlin'de değil mi? ve Alman ordusuna, askerlerine karşı çok takdiri var diyelim. Öyle çok Almancı falan lafı sevmiyorum çünkü Hüseyin Gere büyük bir adamdı yani iyi bir komutandı. E, Tokyo'dan oraya geldi. E, İsmet Paşa'nın onu harcama nedeni de dış dünyaya karşıdır. Yani, yani Almancı kadar... diye damgalanan bir sefiri de biz o alıp attık Şimdi diyor. Yani. Bu o kadar önemli bir bahis ki aslında. Başlangıç Buna sonra gelelim ama istersen. Yani bu çünkü harbi bitir Yani Almancılar, bitir İngilizler var, var mı yoksa orada ben. bir oyun mu Abi ver yani. bir reklam daha yok, mı yok, var? Yok reklam değil. Çağrı Hoca'ya sizin bu bahsettiklerinizde bir başka açıdan bir şey yapacağım. Gene 1940'a evet. kadar getirmek üzere. Şimdi e, İlber Hoca anlattı. Yani hem İtalya'nın hem e, ardından Nazi Şimdi Amayazı. 41'de kaldı. Sonra oraya geliriz. Şimdi ben şeye geliyorum bu bağlantı noktasına. 41 yılı çok önemli ve itler evet. Türkiye'ye geldi gelecek girdi girecek hakikaten sebep başka şey. Rusya'yı halletmek istiyor yani buraya Türkiye'ye girerek Rusya'yı bırakmak istemiyor. Bütün problem bu. Bu Kesinlikle belki yanlış proje, Öncelikle. belki doğru bir proje. Şimdi tabii yenilene arabayı devirdin denir ama yani bu iş bittikten sonra fikirler değişik olur. Hitler'in ve itirafındaki çok yakın adamların Rusya'yı fazla geciktirme merakı hakikaten yok. Çünkü çok önemli bir bölge onlar için. Bakü petrollerinden tut da işte bilmem tahıl ambarı Ukrayna falan ki. yani bitmez sonu gelmez madenler falan yani sırf tahıl değil. Kömür Plastik, yani öyle Havzası'nın şey. kömürleri Bekirizdi, falan Nazım gibi değildir de, Ukrayna'nın antresiti. Bütün bunlar önemli. Şimdi birden birdenbire Stalin böyle bir bütün kurnazlığına rağmen bir saflık içinde olduğunu anladı Brest-Litovsk'ta başladı savaş. O başladığı an yani Rusya savaşı o geceyi tekrarlamamıza lüzum yok. Gece emniyet heyeti ve dış politik heyet bakanlık genel kurmay temsilcileri 3-4 kişi gidip paşayı uyandırıyorlar. Zaman <laughs> güle güle yatağından uçağında. düşmüş diyorlar değil mi? <laughs> i̇şte mühim mesaj diyorlar. Derhal giriyor içeri yatakta seninki. Teklif edilen Sovyetlere saldırdı Almanya Brestitos'ta. Birdenbire kahkaha atıyor. Çılgın bir rahatlama kahkahası. Yani çünkü İsmet Paşa'dan bahsediyoruz. Evet çünkü evet. iki sene bütün Türkiye gerilim Bir de için. gergin vaziyette bekliyor. Rusya yani. saldırmazlık anlaşmasını imzalamadı. Bekledi Morlotov-Ribbentrop'u. Bizimkileri oyaladı. Ne olacak, ne zaman paraf imzalanacak diyorlar. Sizi Leningrad'a götürelim operaya diyorlar. Falan. Delirttiler heyeti. Yapmadan bir şey geldiler. Yani Rusya kapısı açık, Sovyet kapısı. Müthiş telaş içinde insanlar hakikaten. Ve orada bir rahatlama, bir de kalkıp oynamış paşa iyi yapmış. Yani en güzel bir şeydir. Bu Dör, dört, de, gün var. 18 Haziran 41, biz saldırmazlık antlaşmasını yapıyoruz Almanlarla. 4 gün sonra operasyon Barbarossa başlıyor. Almanlar Ruslar. Onlar var. onu çünkü hesabını yaptı. Bizimle anlaşma yapıyor. Onlar da çakallık yapıyor aklınca. Fakat bu Türkiye'yi rahatlattı. Çünkü bitikti yani. insanlar gidip Bolu'da falan ev arıyorlar. Sanki Bulsa gidip yerleşecekmiş gibi. Vasfi Rıza Zobu söylüyor. Bolu'ya gidip baktım. Öhö diyor. Dünyanın öbür ucu diyor. O zaman Bolu öyleydi İstanbul'a göre yani. Şimdi aynı süreçte iç politikayı ve e, Türkiye'nin... Şimdi şeyi asla... anlatayım. 41 deyince bu böyle. Moskova kapılarına takılıp kaldılar. Stalingrad kapılarına takılıp kaldılar. Tıpkı Napolyon. Leningrad kapılarına takılıp kaldılar. Fakat çöl Kartal denen Rome, Romel, el alemeyin hapı yuttu tilkinin karşısında. Ve Almanya İtalya ile birlikte girdi. İtalya'nın pek işe yaramadı. Her gün kavga ettikleri askerlerin. Alman ordusuyla müttefik falan olunmaz yani. Sırf asabın bozulur. O da bir hata tabii İtalya için. El Alemeyn'de bunlar durunca Götte demirup başladı Tanrıların çöküşü şafa diye söyleyelim dönüyorlar böyle dönmeye başlayacaklar şimdi bu andan itibaren bilhassa 42'den sonra itibaren yani bu çöküşün arkasından Sicilya'dan Patton çok sert bir general Anladım. olarak bilinir ama askerleri sever ve bu taraftan da tabi Norman diye üstüne o zamanın Amerikan askeri bugünkü gibi değil bunu kimse şey yapmasın e, her şey değişir zamanla ikinci Cihan harbinde Amerikalılar bir şeye inandılar çok uzun bir süre sokaktaki insan bize ne diye baktı tabi Amerikalı ama bir yerden sonra bize ne diye bakmadı Pearl Harbor'dan sonra ve çarpıştılar. Yani bu çok açık. Paris'i kurtaranlar Amerikalılar. Boulogne Ormanda bile çok feci çarpıştılar Almanlarla. Ve nezaketen bir edep olarak dekoli General Leclerc'i öne soktular. O 14. Aron Disman'dan onun bildiği girdi ama ben her zaman tekrarlarım. Millet kimin geleceğini biliyordu. Amerikalıların üstüne atladılar yani o meşhur törenden sonra. Yeri gelmişken bu arada Patton filmini de tavsiye edelim. Hakikaten çok güzel bir ah, film. Ve yani şey, bir hali o beş bir yıldızlı şey. general olamadı galiba değil mi? Yok olamadı tabi. Yani marşallık Eisenhower verilmiş. Ayzan oldu. O oldu, MacArthur oldu, bunlar oldu. Bu marşallıktır Amerikan ordusunda 5 yıldız, five star general. MacArthur'un o Norfolk Bunu ama bu şeyden dolayı yapmadılar. Güya askerin birini dövmüş mü, ne yapmış falan filan. O aslında elif gelip de Pentagon'da falan ukalalık yapmasın diye. Dörde kalsın dediler. <laughs> ben size diyor Patton Normandiya e, çıkartması başlıyorken askerliğine yaptığı konuşmada e, ölmenizi ya da hani kahramanlık gösterip ölmenizi istemiyorum. Benim için önemli değil. Önemli olan ölmeden önce kaç tane düşmanı e, öldürebildiğiniz diye. Hakikaten ama çok pragmatist bir yaklaşımı da var. Zaten onun zırhlı birliğinin ilerleyişi de Avrupa boyunca yani Normandiya'dan berlinde doğru. bütün. O şey da, değil o Patton de, çok ve çok Eisenhower mesela. Eisenhower'ın en büyük düşmanı da biliyorsunuz Churchill'dir. Çünkü Churchill istiyor ki Ege Adaları'ndan girelim, daha doğrusu giresiniz bizim çocuklar ölmesin. <gülüyor> <gülüyor> yani Gelibolu'nun ve şeyin aklınca hep, edindiği hep, hep aklı… kafasının arkasında hep o Danköp'te de hep Çanakkale savaşı. Çanakkale var ama işte eskiyle yeni olmuyor. Birinci harple birinci harf çok değişik bir harf fakat ikinci çok daha başka bir şey onu anlayamıyorum şöyle bir şey sorayım şimdi tüm bunlar yaşanıyorken dünyada bizim diplomasimizde neler tartışılıyor neler yapılmıyor evet yani buna bakacağım. onlar da hakikaten çok önemli çünkü örneğin işte 43'ten sonra savaşın sonlarına doğru Türkiye'nin ee, krom Sattı. hep böyle konuşulur ifade edilir. Ben çok hani net bir kaynakta da görmedim ama nasıl Almanya'sı yani 43 derdi. Yani aslında bak çok konuşuluyor da, da ben bir hani okumadım. Yani biz şey Mart 1940'ta Almanlarla bir ticaret anlaşması yaptık. Yani Nazi Almanyası ile. harp başlamış ve Fransa daha teslim olmamış ama işte bitiyor bitmek üzere orada harp. Biz krom satıyoruz. Fakat pardon ticaret anlaşması yapıyoruz. Fakat o tarihte biz Mart 1940'ta kromu dışarıda bıraktık. Yani ilk ticaret anlaşmamızda bunlardı. Krom niye peki? Çünkü krom biliyorsunuz çelik üretiminde kullanılıyor. Yani tank yani yapmada, 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 top yapma, silah yapmada kullanılan bir maden. Ve biz Mart 1940 anlaşmasına bunu koymadık. Ama Almanya Haziran 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırınca kromu da biz dahil ediyoruz. Ve aslına bakarsanız bu sevkiyat, yani krom sevkiyatımız bizim Nisan 44'e kadar devam ediyor. Şimdi bu krom sevkiyatı bizim müttefiklerle yaptığımız görüşmelerde özellikle de 42 sonundan itibaren 43'teki bütün o görüşmelerde hep problem olmuştur. bunu sevkiyatı kesmemizi istemişlerdir. Fakat işte en son bir ultimatum vari bir yaklaşım içerisinde Churchill bunu kesin falan diyor. Ve biz 1944 Nisan'ında bunu kesiyoruz. Orada da şöyle bir ilginç durum var. Biz Daha evvelden başlamış sınırlama yani. Biz 41 böyle. Haziran'ında başlıyoruz ama tepki olarak Amerika lease Yani bu ödünç vermeyle kiralama e, kapsamından Türkiye'yi çıkartıyor. Çünkü bize doğrudan vermiyorlar ama İngiltere'ye onlar silah veriyor, İngilizler de bize veriyor. Çoğu İngilizler ne ki biz harpten sonra Amerika'dan silah almaya başladık. Halbuki Verecek harp diye. esnasında 90 milyon dolarlık silah gelmiş İngilizlerin üzerinden. Bunu kesi veriyor. Fakat daha sonra Türkiye'yi savaşa girmeye teşvik etmek için 42 sonlarında tekrar o London Lease çerçevesinde Türkiye'ye mühimmat veriyor. Fakat bu 44'e kadar bunu sürdüğünü görüyoruz. Bizim ekonomimiz... Biri da... ödünç verme, öbürü kiralama. Nasıl oluyor statüsü Yani bilmiyorum. şöyle ben diyor sana mesela İngilizlere bu... Neyi veriyor bu, kira, ha, neyi ödünç? Bu yasanın adı bu. Ödüncü Hayatı gelmek, değil galiba alman. statüsü de öyle. O yani, kira oldu mu? Biri biri kira oldu mu onu ödeyeceğim. Ödeyemem diyemiyorsun. Ödeyemediler. Bizim 20 milyon adamımız öldü dediler ama günü gelince ödettiler. Bir, bir yasa çıkarken Amerikan hmm. kongresinde şöyle mesela bu Halifax'taki görüşmede Roosevelt'ten istiyor Churchill 50 tane destroyer ver bana diyor. E, tamam, e vereyim harften sonra bana geri ver. Bir para da istemiyor. Tamam o öyle. Ama bazısı için de lease yani vereyim, sen bunun kirasını öde, sonra da sende kalsın. Fakat savaştan sonra Sovyetlere olan da dahil olmak üzere Amerika buradan bir sent geri almamıştır. Yani o ödünç verme, kiralama kapsamında verilen yardımlardan hiçbirini geri de almadı. Yani onu orada tabii. söylemek Şimdi lazım. Şimdi bu arada tabii bir şey unutmayın, İran işgal edildi. Tabii, ikili bir iş. Yani Sovyetler Birliği'ne yardımı yapabilmek için İran işgal edildi ee, ve bu tabii işgal çok büyük bir hareketlilik yarattı. Bir kere bugünkü Azerbaycan bölgesi bir halk cumhuriyeti ilan etti, Pişaveri. Urmiye gölü civarında, efendime söyleyeyim, e, Mahabat küçük bir cumhuriyet, bir yıllık bir Kürdistan kuruldu. Kürt Mahabat Cumhuriyeti. De. Tanıyan sadece sosyal ama mühim değil. Bir cumhuriyet kuruldu tarihte. Çok önemli o. Adı öyle çünkü. Ve şey, tabii o arada yalnız bir şey söyleyeyim. Barzani hareketi var artık Irak içinde şu veya bu şekilde ama bu önemli bir olay. Ve o önemli, önemsizliği kadar. Yani, yani 18 aylık bir periyotta bu iki tane bir Güney da. Azerbaycan, Sovyet Cumhuriyeti gibi bir Bir de devlet, yukarısı bir de zaten Azerbaycan Mahabans. Sovyet evet. Cumhuriyeti, o Halk Cumhuriyeti olacaktı bir galiba. Yani baktığımızda Güney şey... Yani, Milyon... Buradan, pardon, buradan giden yardımla Sovyetler epey bir şey kazandı. Ve o yüzden de ikinci harbin düzenini hazırlayan ilk toplantı Tahran'da. Tahran'ın bir tek şeyi önemli bizim için bugün. Herkes Roosevelt aşırı bir derecede Almanya'yı yok etmeliyiz. Yani bu bir agrar, zirai ülke olmalı. Patates, havuç yetiştirir. Orta çağdan yani. öncesine dönecek diyor. Görsün Ve bila kaydı şart bunlar yani kayısız şartsız teslim olana kadar da savaş devam edecek. İçimizden hiçbiri bunlarla ayrı bir barış anlaşması. O var. tamam onu yapamazlar zaten. Mümkün değil. Fakat bunlar böyle kalacak diyor. Bir daha bunlara silah, fabrika, eğitim, eğitim Ağırsanız, yok diyor. Bunun bir kalıntısı var. Nedir o biliyor musun? Nedir hocam? Çok dikkati çekmen. Almanya'nın eyaletlerinin her birinde işte bir kültür şey var, bir bilmem ne var, bir bilmem sağlık departmanı. Bir de siyasal eğitim departmanı var. Ha. Yani bu demek siz tamamen yamyam bir milletsiniz. Size önce terbiye. demokrasi ve terbiye öğreteceğiz. Bunun müdürleri de tabii Kers şey, Birik eyaletine göre ayrı bir partiden oluyor. Ama bunlar var ve bugün de var devam ediyor. Artık kendi bünyeleri devam ettiriyor. Bunun kalıntısıdır bu. İşte her şeylere karışıyorlar. Birisi çıktı mesela Wilhelm Furtwängler Hitler'in şeysidir dedi. Orkestra şefidir, atın falan dedi. Yalan halbuki tam Hitler'in alacak adamı tuttular. Burada şeysi yok. Ee, doğru değil ve bunun böyle olmadığını Yehova, Yehudi Menuhin gibi bir adam ben size konsere gelmiyorum. Furtwängler idare etmezse dedi. Yani çok önemli bir şey. Neyse. Şimdi o işgalde tabi İran alt üst oldu. Ee, Tahran'da Roosevelt tamamıyla anti-Germen karşıtı. Şey böyle gülerek seyrediyor. Olmayacak şeylere amin demeyecek bir adam bazen. Churchill her yerde aynı derecede şey değil. Fakat saçılacak şey Stalin Almanya için göğü kalacak diyor. Yani o adamda tuhaf da bir Alman hayranlığı var bütün şey Acaba ondan Ortada. mı? Yoksa burayı dümdüz etmeyin de ben harp neticesinde buradan... Geri Hayır kalan sanayi, orayı aha tabii götüreyim. şimdi 44'te yanlış göre. daha girmemiş içeri. Ama tabii ama planlar var yani. plan var sonuç itibariyle. Var ama gireceği zaman bakalım onu girdirecekler mi? Ondan o kadar emin mi bu adam? Yani bilmiyorum. İşte zaten şey hocam yani o Kumar, normal bir yani çıkartması sonrasında. Bana kalırsa bunda tabii tipik Alman şeysi ayrı çünkü öğrenmek istediği ve beceremediği tek şey Almancaymış doğru dürüst. İstemiş de. Almanya yani Rusya, eski Rusya'nın kültüründe bütün iş yapacak adamlar, mühendisler, çiftlik sahipleri, ustalar falan Almanca öğrenirler. Fransızca'dan önce gelir. Fransızca böyle aristokratların, sanatçıların, işte bazı alimlerin falan bilecekleri bir lisandır. Ama Almanca çok önemli bir dildir yaklaşımı çok enteresandır. Mesela Troçki hapiste öğrenmiştir Almanca'yı İncil tercüme ederek. Yani Rusça İncil'i biliyor tezbere. Çünkü hahamın oğlu mu ne? Fakat Almanca İncil istiyor, veriyorlar. Oradan çöze çöze öğreniyor herif. Yani radikal şeyde. bu önemli. Orada bu Almanya'yı tuttu bu. Yani diriltti bir nevi. E, 41 bu bakımdan önemli oluyor. Ondan sonra Türkiye'nin de politikası daha kesin gidiyor. Şimdi onun için bizim 42'de çıkardığımız varlık vergisinde o onu iç politikada ele almamız lazım. Neler ne kadar ağır basıyor ve 43'te niye kalkıyor bu kanun? ona bakmak. Ona bakarız Bir, ama içeriye Hı. baktığımızda tabii ekonomi açısından Hı -hı. bütün Savaşa giren ya da girmeyen bütün ülkeler etkilendiği gibi Türkiye de etkileniyor. Tabii. Evet çok kötü. Yani güzel. 1 milyon erkek askere alınıyor. Şimdi mesela benim dedem 39'da almışlar 45'e kadar. Yani 6 sene askerlik Silah yapıyor. altında bekliyor. Silah altında. Yani nasıl hadi bekliyor? bunların yaşı geçti bu bir sene yaptı Tabii geri nasıl? gitsin falan yok. yok. Yani yaşı geleni alıyorlar ve orada kalıyor üniforması üzerinde. Trakya'da başlıyor, Suriye'de Nusaybin sınırında bitiriyor mesela askerliği 6 yıl. Yani pek çok ailede benzeri hikayeler hikaye var. var tabii. Şimdi tabii bu Çocuklar insanlar alındığında 18 yaşında bir insan o tarihte artık bir meslek mesleğe başlamış insan yani bunlar genellikle ilkokul bitirdikten sonra ortaokul bitirdikten sonra o zaman lise mezunu falan çok az ya imalat sanayinde çalışıyor kapalı çarşıda bir ustanın yanında kalfa vesaire veyahut köylü şöyle özetleyelim şimdi diyelim, bu ikisini silah de alınca, altına alınan insanları sadece asker olarak düşünüyoruz ama onu aynı zamanda ekonomiden istihdamdan ve üretimden çekilmiş bireyler olarak düşünüyoruz. tabi tabii bunu aldığınız zaman ekonomiden istihdamdan çekilmiş imalat sanayinde de ciddi bir düşüş var üretimde. Ve tarımsal üretimde de ciddi bir düşüş var. Mesela rakamsal olarak verirsem ben size 1941'den itibaren ha. yani harp içerisinde baktığınızda bizim tarım üretimimiz 1945'e geldiğimizde 1939'dakinin yani savaş başladığı yılın %40'ına düşmüş. %60'lık bir kayıp var. kayıp var. Yani 6 yıl içerisinde savaşın başladığı yılın %40'ına düşmüş. Aynı şekilde imalat sektörü de 1932'dekinin %20'sine düşmüş. %80'lik bir kayıp, kayıp var. Yani, yani. yani hiçbir yani hiç şey hale hiç hiçbir şey, yok şey yok gelmiyor. Çivi bile gelmiyor. Şey dışarıda. açısından baktığınızda yani para kıymetini <laughs> bildi mi? E şimdi efendim Kırıyor. para dövize karşı, dolara karşı, işte sterline karşı korudu. Ay korur tabii de çünkü şey yapıyorsun yani. Mal <laughs> mal sabit, satıyorsun. Sabit sabit, sabit, sabit diyorsun. Sabit dersen. Mal de. satıyorsun, Yani bu diyorsun, o kadar anlamsız bir değerlendirme ki efendim işte hiçbir şekilde para kıymetini Reel olarak baktığında olağanüstü kıymet kaybetmiş. 1939-44 arası enflasyon %381. Yani bazı yıllara bakıyorsunuz. Mesela 41 enflasyonu 38,5% 42'de 93. Yani %90'dan pazara gittiği bahsediyor. zaman berbat halkı e Tabi yani bu Bu biraz komik oluyor. Yani bu şey var ya. Paramızın değeri aynı kaldı. Gülün çünkü. insan e, onu anlamaz efendim, ki insan pazara de... gidince küfeyi dolduramadım. E şimdi diyor, diyor ki mesela efendim 2.80'di kur. <laughs> 1958'de demokratlar bir devalüasyon yaptı. 9 oldu. 45'ten beri 2.80. E 2.80 de yani ben <laughs> bunu böyle tuttuğun için 2.80. Yani Hayır bir de o değil. bıraktığın için değil. Mal satıyorsun. Bu ya şeyle oluyor. Trump'a. Clarence'lı Trump'la veyahut Veya da Trump alıyorsun da döviz. Alıyorsun. Yani bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla önünde bir para var. Kasaya giriyor altın. Ama karşılığında ne oluyor? Ee, hiçbir şey yok yani. Tabii Aralıklı. önemli Bunları konuşurken noktalardan biri de... 1929'da bir küresel, bir küresel kriz olduğunu, yani o zamana kadar birinci Harp'ten 1918'den 29 Onu kadar... Onu herkes kendine göre Keynizyen devletçi, Yahudilci e de de politikalarla halletti. Almanya şartla halletti. Tabii Schacht müthiş bir otorite kazandı. 33'te Hitler geldiği zaman e, hiç kimse yani partinin içindeki azgın üyelerden Şaht gibi olacak yok. Doktor Hjalmar Şaht çok berbat bir konservatiftir. Yani domuz konservatif dedikleri hiç acımasız ama nazi değil. Zaten Adenauer'ın dostuydu. Türkiye yani Türkiye'de da, de devletçi politikalarla bu planlı ekonomi. Şeyle belki 30, bilmiyorum ama tam diyatı şey. Harp başlayınca şey. durduruldu tabi tabii yani. Ve hiç kamu yatırımları sıfırlandı. Evet. Ne yapıyor devlet? Orduyu besliyor. E silahlanmaya çalışıyor. İşte elinden geldiğince bir saldırı olursa diye müdafaya ilişkin e, tedbirler alıyor. E, ciddi anlamda bir ekonomik daralmanın olduğu bir dönem. Ama bu da beraberinde ne getiriyor? E, mallar yani en basit temel ürünler nedir o? İşte şeker bulunamıyor. Kuru üzümle çay içme diye hep tarif edilir. E şeker kara borsada. En basit şeyler kara borsada. Ve bir böyle harp içerisinde e, zenginleşen, birdenbire zenginleşen, bu istifçilikten dolayı. Şimdi Attila İlhan'ın e, sırtlan payı e, kurt kanunu kitaplarını hatırlıyorum ben de. O dönemdeki o ee, kara borsacıları, hmm. stokçuları, Hacılar. Hacı Ağa tiplemeleri çok. Hacı işte tahıldan zengin olan Türkiye'mal adam. Kemal Nadir'in bir tiplemesidir biliyorsunuz. Dönemin karikatüristi ve e, o böyle insanların aklına yerleşmiştir. Aslına bakarsanız bu o kadar büyük bir memnuniyetsizliğe sebep oldu ki harp içerisindeki bu ekonomik sıkıntılar, harpten sonra Türkiye'deki siyasal hayatın yeniden şekillenmesinde ...ve hatta işte iktidar değişikliği, Demokrat Parti'nin iktidara gelmesindeki en önemli itici güçlerden biri... ...o savaş sırasında izlenen yanlış politikalar da var. Burada bir de bir durum gerçekliği var. Yani ikisini beraber düşünmek lazım. Yanlış iktidar. politikalardan kastınız ne? E mesela kalkıyor orada e, koruma kanunu çıkartıyor. Milli koruma kanunu. Fakat işe yaramıyor. Hemen durdurmuyor onu, devam ediyor. Yani milli koruma kanunu çıkartıyor. varlık, Varlık vermesin. vergisi evet, evet. var. Şimdi varlık vergisini niye çıkarttın diye bakıyorsun... İşte dönemin İstanbul şeyler mı? De, de, de Defterdar'ın kendisi kitap yazdı sonra facia diye. Fakat ha, iyi, iyi. hakkında bir, yok, bir dedikodu var. O arada kendisi bazı satılan mallara ucuz el koydu diye. Üstüne konmuş diyelim Şimdi ben varlık vergisinin bir komisyonu var yukarıda. O komisyondakilerin hepsi öldü. Bir tanesi Allah'a şükür yaşıyor genç bir maliye müfettişi, mülkiyeli o tarihte. Genç bir müfettiş ama. Sonra bakan oldu Cahit Kayra, tarih yazarı. Onu dinledim ve o bir kitap yazdı. Şimdi o tabi tepede, tepede bunun nasıl tanzim edildiği malum. Aşağıda diyorlar ki kanunu biz kabul ettik mecliste. Ama kontrolü bizde değil nasıl tatbik edildiğini diyor tatbikat çok kötü. Yani tatbikat her yerde işin içine başka numaraların karıştığını gösteriyor. Bu böyle söylendiği gibi sırf işte gayrimüslimlere karşı mı? İstanbul öyle tabii. Ama mesela bir kazada da işte orada hali vakti yerinde zengin olan birine düşmanlık var. 40 yani yıllık, uygulayıcılar bunu çok Türkiye yıllık mütegalli yani. bir herif mütegallibeye bir, bir şey koymuyor da yeniden zengin olan yani bir şeyler alıp satıp iş yapan adama koyuyor. Bunları gördük biz ya yani. adam şimdi. şeker satıyor. bu pastane diyorlar ona göre bir vergi kesiyorlar. Hayır o pastanesi tamam o başka ama mesela bir de yeni zengin olana karşı düşman herif. Kasabanın memuru felakettir yani oranın mal müdürü, defterdar falan. Yani Aset de girmiş. E, Bundan her, her şey acaba giriyor. Mesela şimdi tabii en çok dış dünyayla teması rahatça kuranlar bizde Yahudi tüccarlar. Lisan biliyor. Bir şeyi var, kliyanteli var, şeysi var. Ona çok yükleniyorsun. Ya bu... Ve bu gidiyor. 42'dir bu. Burada acaba ahlaksızlık oldu mu diye sorduğun zaman merkez bürokrasi hayır diyor. Hayır değil oldu. Niye oldu? Bakın size söyleyeyim. Bir, hiçbir şekilde kayıt sistemi düzgün değil bu devletin. Bugün bile değil. O zaman hiç değil. Dolayısıyla karine diye bir laf çıkardılar. Hukukta karinenin ne olduğu belli. Bunların kullandığı karine ise biraz daha fazla cıvık bir karine. Ee, dedikoduyla iş gidiyor. İşte karısı Paris'ten Kürk'le dönmüş falan. Yok falanca şantöze para yediriyormuş herif falan gibi vergi koyma yani matrahı tespit etme numaraları var. Bu olmuyor tabii. Ya bu çok önemli çünkü matrah üzerinden alınacak. E, matrah Eğer üzerinden diğer, alınıyor seferde, da karine işte. Karine dediğinde alınacak. sonunda dedikoduya geldiği oluyor. Yani çok hazin bir şey o. Tabii efendim an asıl ne? Bu memleketin yükünü köylüler mi çekecek dediler. Doğru hep bakarsan köylüye alınıyor. Mesela o tarihteki bir savcı büyüğümüz arkadaşımın babası. Şikayet etti bana yani Oya Akgönönç'in e, babasıydı. Allah rahmet eylesin. Evet Oya da galiba vefat, şey, vefat etti. Ona da Allah rahmet eylesin. Dedi ki Asya amca şey dedi. yav dedi gidiyoruz köylünü savcıyım diyor. Lanet ettim savcılığa dedi ondan sonra. Bir teneke buğdayını alıyoruz diyor. Sonra istasyona yiyip çürütüyoruz diyor silo yok bir şey yok. Öbür tarafta bir sürü de vuruyor, hacca oluyor. Yani bu sistem istemiyor. Yani ihtikar olmasın, millet aç kalmasın diye tedbir almış ama alacak halin yok. Evet. Depo yok, caminin içine dolduruyorsun. Bir takım evet. cami hikayeleri de oradan kalmadır yani. Onu da söyleyeyim size. Şimdi Doğru. birkaç dakika gibi bir süre kaldı. Ben evet kaç kaldım. kaç dakika? Birkaç dakika çok az bir şey e, kaldı. bir tamam şey yapalım o bir zaman. Bir hemen şöyle bir genel bir şu ana kadar konuştuklarımız içerisinde yani nasıl bir ruhu var bir özetleyelim isteyeceğim Çağrı Hocam sizden. Yani 12 adayı söyle. 12 ada. Niye verdik diyor. Biz vermedik bizde değildi. Biz alamazdık. Yani Hüsmet Almanlar teklif etti mi etmedi mi mesela? A Almanlar etti. Etti. Onu... Almandan ada alınır mı? Onu... <laughs> alınır mı? Her Almandan ada alınır mı? Söylüyorum Bir de kimin adasını teklif ediyor? O Hayır, Limin. Limin. herif işgal etmiş orayı. İtalya'dan almış sana, eline Sana teklif ediyor mu? Ediyor. Kardeşim, ama... Bu İtalya'dan almış. İtalya'da bizden almış. Diyorlar ki esas prensip şu: çoğunluk kimdense Helen mi ya Türk mü onun olsun. Peki onu da unut. Şimdi giden Almanya'dan ada alınır mı? Sen de onu bırakırlar mı? Bırakırlar mı? Bırakmayan kim olur? Yani. İngilizler mi olur? Almanlar, Ruslar, Ruslar mı olur? Yani gelip Kızıl Ordu da kurtarabilir Türkiye'nin bazı yerlerini faşizmden. Sen ipso facto son anda Alman müttefiki olursun. Yani her iş bittiğinde bunları tabii insanların derdi var. Yani bugün adaların içinde maalesef Türk okulu kapatıldı. Yani bu bar bar Avrupa birliği var ya her ferdin ana dili eğitim hakkı diyor. Rodos'ta Türk okulu kapatıldı. Yani bu çok açık ve orada hala öyle bir nüfus var. Evet. Şimdi bunlar doğru bu kadar insanın şey yaptığı yerde bu tartışılıyor. Biz gemi bile götüremediğimiz bir memlekette adaları ne kadarını kontrol ederiz? Kim bize bunu bırakır? Bu var yani bunlar çok açık. Bir bu... İsmet Paşa dedi ki herife sen dedi burayı kaç uçakla koruyorsun dedi Kahire konferansında. Aa dedi bura çok eminmiş de, burada 25 uçak var. E, bana verdiğin bundan daha az ya dedi sen. Ülke şey içinde. <laughs> konağını bir şey. koruduğun hava yerde ya. ben hava... Yani <laughs> baktığınız <bahsettiği> zaman <laughs> Türk dış politikasının o en başta benimsenen hedef doğrultusunda nedir o? Savaşın dışında kalacağım, işgale uğramayacağım. Evet, bu, bu kadar. doğrultuda değişen şartlara göre sürekli e, bazen de u dönüşleri yaparak ani kararlar vererek bu denge politikasını devam ettirdiğini ve savaş dışı kalmayı sürdürdüğünü görürüz. Başarır vermemek. E, ne olur. zamana kadar? İşte o da artık son tarih çünkü post e, Yalta Konferansında Şubat 1945'te. Yani diyorlar ki siz eğer birleşmetlere girecekseniz ancak savaş ilan ederek Almanya etti, Almanya'da onu ettiriyor. etti zaten. 28, etti. E, Şubat'ta herhalde. Şubat'ın sonunda 45'in Almanya ve Japonya Türkiye savaş ilan etti. Şimdi bu yapılırken belki sohbetimizin biraz başında geçiyordu. Hani Almancı diyorlar. Öbürüne İngilizci diyorlar. Onu güzelce Osmanlı, birisi şey Osmanlı, Osmanlı, yaptı. Biri Osmanlı tezini yaptı onun. Hayır. Yani Osmanlı tarihinde de vardır. İşte buna İngilizci derler. Onu hiç Fransız kimse derler, tayin derler, etmez. O, bu yanlış. Burada ama bir şey var. Yani, müsaadenle bu şeyi kullanmak lazım. Benim çok şey yaptığım bir arkadaş değil her zaman ama Selim Deringil. Onun bir ciddidir o tezi, doktorası. Çünkü kaynakları da inmiş oldukça. Yani inmek zor. İngiliz arşivinde çalışmış İngiliz arşivinin ötesinde bir şey yok. Yani bizim pek alamayacağımız babası büyük elçi arkadaşlar şey. Yani besbelli ki bir takım kaynaklarla yön buluyor. Yani o çok önemli. Ap açık Efendim Numan menemenci oldu da, efendime söyleyeyim öbür haricinin önde gelenleri de hepsinin bir rolü var, bir mizans ben var. Şimdi oraya gelin. Sen Almancı geçineceksin. Tamam. Yani Numan hikaye niye hikaye Almancı bu. olsun kardeşim? Hikaye Numan Fransızca olur yani. Burada bir aslında bir orkestra var. E, tamam, o orkestrada yani, bir, bir birileri demiş ki bakın kardeşim bu burada bir var. harp oluyor. <laughs> bu da kazanabilir, bu da kazanabilir. E ne yapacağız? Almanlar da bir şey istiyor bizden. İngilizler de bir şey oluyor. Şimdi menemancı e kendisinin olabilir bir sempatisi olmaz bilmiyorum. Ama ben de öyle bir kanaatteyim. Okuduklarım da onu gösteriyor. Hocam da herhalde aynı kanaatte. Yani sen Almanlarla biraz hoşbeş et demişler. Yanında kim var? Çakmak. Feyzi çakmak da gayet Almancı. Mesela Boğazlardan gemi O biraz geçirmek daha belki olabilir. Öbürü daha az. Emi geçirmek istiyor mesela Boğazlardan. Normalde geçmemesi lazım kamufle ediyorlar filan işte Şilep'in içerisinde savaş malzemesini boğazdan geçiriyor. E şikayete gidiyorlar başbakana Saracoğlu'na. Saracoğlu diyor ki ya diyor bu diyor İngilizler şikayete gidiyor. E diyor bu Menemencoğlu vermiştir bu izni diyor bu Almanları çok sever filan diyor. Tersi olduğunda bu sefer Menemencoğlu'na gidiyorlar. Ya bu Saracoğlu yok mu Saracoğlu? Bu İnönü ile beraber bunlar çok İngilizcidir filan diyor. Onlar yapmışlar. ama ne oluyor işte e, rezondeta diye bir şey var. Yani bizim hikmeti hükümet yani harbin sonuna doğru artık ne yapalım, biliyorsunuz evvela çakmak istifaya zorlanıyor, emekliliğe sevk ediliyor. Arkasından da Menem Ancıoğlu'nun istifası isteniyor. Yani 45 yılında bunlar arka arkaya, yani biraz da böyle hikmeti hükümet çerçevesinde feda edildi. İstifası değil de, de galiba e, makamından uzaklaştırılarak Paris'e Paris e büyük yani elçi şey yapıldı. Yap o yani görevinden almışlar. Şeyi fena harcadılar, çok kötü. Parası da yoktu. Çok sıkıntı çekti Hüsrev Geri'de. Hmm. Yani o çünkü... Ama işte bunlar şey, verilen yani, roller herhalde. Evet, bir husus tabii, daha tabii. var. Tabii o da şu. Şimdi Türkiye, sen... savaşta Almanlar ilerlediği dönemde Almanların gelip burada böyle rah, altın rah markları dağıtarak içerideki bir takım böyle antisemitik bir takım adamlar işte Cevat Rifat Atilhan diye biri vardır. İşte iğneli fıçı falan böyle kitaplar yazar, emekli general bunları desteklemesine müsaade ediyor. Veyahut işte von Papen'e suikast yapıldığında hemen hem de teamüle aykırı bir şekilde buradaki konsolosluğu çevirip Sovyet konsolosluğunu verin şu iki kişiyi alıyor bunları yargılıyor Hafse ama Martim, onu öyle iki kişi demiş. orada almak çok oha önemli bir olay. O. E çok ciddi Hı. bir şey bu. Bunu bu, bu çok diyor. bir Şükrü Kaya vardı. İçişleri işleri bak. bak e onu birçok adamlar çok tutmaz tabii tutmayabilir. O ayrı bir şey ama o burada polis paraleli kurdu. Yani Türkiye öyle 100 bin kişilik istihbarat teşkilatını Değil. hemen kuracak falan Şimdi yok. Şimdi işler değişince o zaman şey de. yaptılar biliyorsun şey o suikastın tespiti tamamıyla şoförün, dükkancının, kapıcının davasına dayanarak hakikaten kullanılan çocuğun tespit edilmesi ve Sovyet Sefareti'nin falan da orada artık yapılacak bir şey yok. Mahkeme bir şey ifade etmiyor. Mahkemede ama sadece persona non grata ilan Ama şeyden sonra Almanlar yenilmeye oluyor. başlayınca biliyorsunuz i̇şte işte. bunları salı verdiler. Yani Tabii bu iki son. kişiyi salıverdiler. Hangi yani, iki kişi? O yakaladıkları Sovyet vatandaşı. Onu zaten vatandaşı. bırakacak. Onu Tabii zaten ya. bırakacak. Attı, yargıladı yargıladı 18 seneye. Yargılamak sene var. yargılamak var. içeride 18 sene oturmak için. Tutmadı işte Almanlar yeni. Ama Onlar ilk etapta değiştirilir veya yollanır. Bu sefer de Türkiye'de işte Turancı Türkçü diye bir takım insanları toplamaya başladılar. Bunları yargıladılar. Aralarında çok önemli insanlar var. 44. Mayıs değil Tabii bunları topladılar, yargıladılar hatta mahkum ettiler. Alparslan Türkeş var, Rea Oğuz Türkkan var, Zeki Veli Ditogan var. Türkeş mahkum oldu mu? Hepsi mahkum oldu bunların. İçeride iken bunlar 19 Mart 1945'te meşhur Sovyetlerin bir notası arkasından Sarper Molotov görüşmesi ve askeri yargıtay serbest bıraktı bunları. Arkasından da berat ettiler. Evet. Yani biraz ne taraf öne geçiyorsa ona göre de içeride bir mahkum şey değil. değil de tevkif ettiler ettim, demek istiyorsun. Mahcum mahcum çünkü mahcum devam olduk. ediyordu dava devam ediyordu tevkif etti ilk önce. O ser pek, ser pek sıkıntılı ediyordu. bir süreç tamam, o doğru. malum. <laughs> Anladık. Valla yani çok güzel bir sohbet Peki. oldu. Profesör Doktor Çağrı Erhan, Uluslararası Siyaset Uzmanı Altınbaş Üniversitesi Rektörü çok çok teşekkür ediyorum çok sağolunuz. ve ilver hocam size de. Ben de diğer da. <laughs> şu Türk diplomasisi kitabını da hatırlatalım. Tarih yayınlarından Türk Tarih Vakfı'nın yayınlarından evet. Türk çıkan tarih bir kitap. Kurumunu. Türk Tarih Kurumu. Türk kurumunu. Tarih Kurumu bizim bu kurumun tarih şeysidir kurumunu. bu. Ee, bu pek bizim vallahi yayıncıların hepsi pek bunu basmaz çünkü evet. böyle fazla tevsik edilmiş ve isim dolu bir kitabı. Evet. Efendim yani okuyucu okumaz derler. Da, derler halbuki bu bence iyi bir şeydir. Yani yorumların evet. daima desteklenmesi açısından önemli bir Çok kitap. teşekkür Devlet ediyoruz sizlere ağzınıza Devlet sağlık. Devlet önemli bazen evet. baskıda tabii, falan tabii, tabii, tabii çok önemli. Çok, çok teşekkürler ağzınıza sağlık. Evet. Sevgili izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.